Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili arkadaşlar, Zuhruf suresindeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 54. ayette kalmıştık. 54. ayet burası oluyor. Şimdi bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Zuhruf suresi ana konusu, sürekli kaldığımız yerdeki bölümden devam ederken hatırlatıyorum. Böyle kısa bir girişle de hatırlatmış olalım. Zuhruf, altın ve süs demek. Aşırı lüks, süslemeler anlamına geliyor. Zuhruf. Sureye bu isim verilmiş. Surenin konusu da ismiyle biraz doğru orantılı. Çünkü peygamber bu dönemde iki sebepten dolayı çağrısı reddedilmektedir. Yani müşrikler iki şey istemektedir. Birisi zuhruf, yani altın, bilezik, gümüş. Niye zengin değil? Böyle yoksul bir adam mı uyacağız? Peygamber iki şehirden bir büyük, zengin, büyük adama indirilmeli değil miydi? Birincisi bu, ikincisi de mucize istiyorlar. Melekleri karşımıza açıkça getirmeli değil miydi diyorlar. Söz buradan başlıyor. Önce onları eleştiriyor. Daha sonra Firavun'dan örnek veriyor. Firavun'un da yerlerin göklerin sahibi benim, bütün rızkını ben veriyorum dediğini, Mısır'ın mülkü bana ait dediğini, o bölümleri öne çıkardı. Sonra İbrahim'den örnek verdi. İbrahim'in karşı çıktığı insanlar da aynen böyleydi ama ona kalıcı bir söz bıraktık ve yeryüzünde onlar değil İbrahim'in sözü kaldı demeye getirdi. Sonra İsa örneğine geçecek ve onların iddialarını İsa ile bile karşılaştıracaklar, onun söylemiyle karşılaştıracak. Ama ana söylem hep aynıdır. Peygamberin bu iki sebepten dolayı dışlanmasına karşı Kur'an'ın söylediklerini dinliyoruz Zuhruf suresinde. Çeşitli boyutlarıyla tekrar tekrar bize gözlerimizin önüne seriyor. Şimdi bunu günümüze getirdiğimizde de aynı şey söz konusudur. Müşrik mantığı söylem sahiplerinden maddi ve manevi güç istiyor. Yani zengin olmalı, parası olmalı, iktidarı olmalı. Bir de bir manevi gücü olmalı. Yani bir okus fokus bir şey yapmalı. Benim yapamadığım bir şey yapmalı. Şimdi müşrik mantığı tam bu. Yani bu da sıradan birisi bizim gibi yani. Benden bir farkı yok ki. Senden bir farkı yok da senin özünde olan şeyleri sana hatırlatıyor. Özelliği bu. Müzekkir yani. Senin özünde olan şeyleri sana hatırlatıyor. Peygamberin tek özelliği bu. Peygamberin hitap ettiği insanlardan farklı olarak maddi ve manevi herhangi bir gücü yok idi arkadaşlar. Maddi ve manevi güçten şunu kastediyorum. Şimdi melekleri getir. Ayı yar. İşte Uhud Dağı'na altın yap. Şuradan pınar fışkır. Bu iddiaların tamamı reddedildi. Zengin olsun, parası yok. Zürt birisi. Bize hitap edemez. Bunun sözünü dinleyemeyiz. Hatta bilgili de değil. Mesela dil bilmiyor. Arapçadan başka bir dil bilmiyor. İşte 4 tane dil bilecek. Edebiyat bilecek. Bir sürü tarih bilgisine sahip olacak. Bunların hiçbirisi yok. Maddi ve manevi bir üstünlüğü yok. Ahlaki üstünlüğü var. Gücü de burada. Fakat müşrikler bunu kabul etmiyorlar. Bugün de öyle. Ahlaken istediğin kadar üstün ol. Maddi ve manevi gücün yoksa, okus pokus yapmıyorsan, iktidarın yoksa, paran yoksa, bilgin yoksa sen de kimsin? Ama ahlaken üstün, senin yediğin hatları yemiyor. Dönüp bakmıyor.
Eline beline diline sahip olmuyor. Bu yetmiyor mu? Yetmiyor. Bak her zaman mantık aynı. Evet. Bir aşağı indir misin şey? Şunu şuraya götür. Tamam dur. Evet şimdi 54 dedik. Şu 52'den konu başlığından devam edelim. Çünkü burası konu başlığı. Felevla ulkıya aleyhi ona verilmeli değil miydi? Felevla ulkıya aleyhi ona verilmeli değil miydi? Esuratun min zeheb, altından bilezikler. Bak böyle söylüyorlar. Ev veyahut da ca'e me'ahul melaiketu. Onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi? Maddi talep, manevi talep. Altın bilezikleri olması gerekmiyor muydu? Veyahut da onunla beraber bir melek gelmeli değil miydi? Yani Cebrail mi, Mikail mi, hangisi işte, işte onunla beraber melek gelsin diyor. Muhtarinin, sıra sıra, hatta bir tane de değil. Böyle sıra sıra bir sürü melek manevi güç talebinde bulunuyor. Oysa bizim gibi birisi yani. Hatta bizden daha da aşağı. Parası da yok. Altın bileziği de yok. Diyorlar. Aslında bunu söyleyen Firavun adamları. Yukarıda Musa kıssasını anlattı. Aynısı Mekke'de de var. Onunla ikisini özdeşleştirdi. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ve halkını hafife aldı. Firavun aşağıladı. فَاَتَعُوهُ onlar da itaat ettiler. اِنَّهُمْ çünkü onlar كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ fasık bir halk idi. Bakın burada halk eleştirisi var. قَوْمًا فَاسِقِينَ fasık bir kavim. Firavun onları aşağılıyor, hafife alıyor. Buna rağmen ona itaat ediyorlar. Çünkü onlar fasık bir kavimdi. Bu ne demek? Bu şu demek. Bunu geçen hafta bahsetmiştim de böyle bir konuyu bağlamış olalım. Şimdi insanlar diyor ki sen neden yolsuzluk yapan ve %78 evet yolsuzluk var denilen iktidara bu insanlar oy veriyor. Çünkü bizatihi yapılan araştırmada mevcut iktidara, bu iktidara oy verenler, onu destekleyenlerin %78'i evet yolsuzluk var diyor. Mesela başbakan danışmanı diyor ki halk, en azından bu iktidara oy verenler darbeyi gördü, yolsuzluğu darbeye tercih etti diyor. Aman aman darbe daha kötü. Darbe olacağına yolsuzluğu olsun. Kol kırılsın, yen içinde kalsın dedi diyor. Yanlış. Şimdi bu ayetin dışında bakacak olursak %78 yolsuzluk var dediği halde yolsuzluk yapan iktidara oy verenden aman aman darbe dursun da yolsuzluğu tercih edelim diye bir erdem bekleyemezsiniz. Ben böyle bir erdem göremiyorum. Bu şu demektir. %78 yolsuzluk var dediği halde iktidarı destekliyorsan kardeşim biraz da bana diyorsundur. Bunun başka bir izahı yoktur. Yani bu yolsuzluktan biraz da benim cebime gelsin. Ben de istiyorum. Öbürü çok erdemli bir davranış. Darbe olacağına bu olsun. Dediğin zaman yani bir şeyi tercih ediyorsun, kıyaslıyorsun. Adam seni aşağılıyor. %78 yolsuzluk var diyorsun. Bunu itiraf ediyorsun. İşte Firavun'un karakteri. Hem halkı aşağılıyor, halk da onlara itaat ediyor. Çünkü halk fasık bir halktır diyor. Yani arkadaşlar bu işler karşılıklı oluyor. Ben sürekli söylüyorum. Dürüst bir halkın başında yalancı bir adam yıllarca duramaz. Dürüst bir halkın başında, fasık olmayan bir halkın başında bir firavun yıllarca duramaz. Onlar da ona itaat ediyor. Çünkü o aşağılıyor, onlara da karşılıklı oluyor yani bu işler. Döner, dolaşır, bir yerden yolunu bulur, tak indirir aşağıya onu.
gücü yetmiyordur, sokağa dökülemiyordur. Örgütsüzdür, silahsızdır, şudur budur. Ama halk yapacağını bilir. 5 sene bekler, 10 sene bekler, 15 sene bekler ama ilk fırsatta küt bir yolunu bilir, indirir aşağı. Yani bu böyledir yani. Evet, şimdi felemma böyle olunca asefuna eseflenince, esefimiz gelince, yani burada şimdi Allah konuşuyor, sözü o alıyor. Biz de onlara kızınca entekamna minhum, onlardan intikam aldık. Fe egraknahum ecmain, hepsini boğduk. Burada yasanın işleyişini görüyoruz. Genellikle Allah devreye girip de kendisini bir doğa olayla özdeşleştirip biz de onlara kızınca onlardan intikam aldık ve onları boğduk gibi ifadeler, mesela diyelim bir deprem olmuştur, sel felaket olmuştur, denize düşmüşlerdir, çoğu ölmüştür filan. Bunların hepsi veya bir toplumsal bir alt üst oluş olmuştur. İşte burada bahsettiğimiz halk susmuş bir yerden patlamıştır, devirmiştir, aşağı indirmiştir. Bu olaylar Kur'an'da anlatılırken onlar böyle yapınca gazabımız taştı, biz de onları suda boğduk. Bir hafta esen bir rüzgarla onlara diş çöktürdük, bir gece ansızın yakaladık filan diye anlatır. Yani sonun nasıl olduğu böyle anlatılır. Biz böyle yerlerde hep tarihin, toplumun ve tabiatın ve evrenin gidiş yasalarının işleyişini anlayacağız. Hemen burada bunu anlamanız lazım. Mesela şöyle bir şey. Demek istediğim şöyle bir şey. Diyelim Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl sürmüş. Bu Kur'an'ın dilinde nasıl anlatılır? İşte buradaki gibi Firavun'un ve halkının anlatıldığı gibi 2-3 cümleyle anlatılır. Ya işte onlar yozlaştılar, ahlaksızlığın dibine battılar, halk da onlara itaat etti ve biz de onu paramparça ettik. 600 yıllık bir süreç 3 cümlede anlatılır. 3 cümle. Yani diyelim Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanışı, işgale uğraşı, saraydaki kokuşma, şu bu, helak ettik ve paramparça ettik diye anlatılır. Şimdi Firavun anlatırken Musa'nın Mısır'a girişi, ikinci kez gelişi, ben Firavun'la görüşeceğim demesi ve Firavun'la görüşmesi burada 2 cümleyle anlatırken aslında 2 yıl Musa'ya saraydan randevu verilmiyor. Yani Musa 2 sene bekliyor. Taberi tefsirinde falan bunları yazar. 2 sene bekliyor. Bir taraftan Firavun'dan korkuyorlar. Öbür taraftan şimdi bunu saraya çıkarsa başımıza iş açacak. Firavun gazaba gelecek, kuduracak falan diyorlar. Protokol uyguluyorlar. Şudur budur. 2 sene ama Kur'an hiçbir yerinde bu 2 sene beklediği falan yazmaz. Firavun'a git dedik. O da gitti ve Firavun'a şöyle dedi. Bir cümle. Firavun dediğin, Firavun yönetimi dediğin 5000 yıllık eski dünyanın en güçlü imparatorluğudur. Dolayısıyla bu tarihsel süreçler, evrenin yasalarının işleyişi, toplumsal alt üst oluşlar, yükselişler ve çöküşler Kur'an lisanında böyle 1-2 cümleyle Allah biz yaptık, biz ettik diye anlatır. Lütfen bunları dinlerken göz önünde bulundurunuz. Fece'alnâhum, onları yaptık selefen ve meselen, sonrakiler için örnek. Lil ahirin, sonra gelenler için. Önce gelenler için ve sonra gelenler için Firavun imparatorluğunu ve Firavun'un yaptıklarını bir örnek yaptık diyor. Meselen örnek demek.
Selef önce demek, ahir de sonu demek. Öncekiler ve öncesiyle ve sonrasıyla, bakın burada koskoca bir tarih var aslında. Yani Kur'an bir tarafıyla böyle derin bir dinler tarihi özetidir. Küçük bir soru. Öncesiyle ve sonrasıyla onları örnek yaptık dediğin zaman bu 5000 yıllık tarih demektir. Mısır tarihi demektir. Ha şimdi burada açacağın 5000 yıllık Mısır tarihini öncesiyle ve sonrasıyla bir okuyacaksın. Neymiş bunlar? Ne yönden örnek olacak bunlar bize? Günümüzde Avrupa'ya, Asya'ya, Türkiye'ye, İstanbul'a 5000 yıllık tarihin ne örnekliği olabilir? O kadar büyük bir örnekliği var ki sadece bak birkaç cümle öne çıkardı, söyledi. O koskoca bir tarih demektir. Ben böyle böyle tefsiri yazarken kendime yeni bir yöntem izledim. Bu sefer tuttum. Evet, 5000 yıllık Firavun, eski Firavun sülaleleri, yeni Firavun sülaleleri, son Firavun sülalelerine dair bir sürü kitap okudum. Bir sürü de film seyrettim, sadece kitap değil. Nerede arkeoloji müzesi gördüysem, nerede Firavunluğa ait bir kanıt gördüysem hemen koştum baktım Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden tut da arkeoloji müzelerine kadar. Buradaki dikili taşa kadar mesela. Burada Sultanahmet'teki dikili taş Mısır'dan gelmiş. Orada Mısır hiyerografi yazısı var. Oradan gittik bir hafta Mısır orada ne yazıyor diye 3-4 tane dinler tarihçisi arkadaşımla beraber böyle şey gibi Hindinin şeye baktığı gibi leyleğin öyle baktık durduk yani. İnsanlar da ne yapıyorsunuz ya burada filan dedi. Kimse bir şey anlamıyor orada kuş resimleri var, şey resimleri. Hiyerografi yazısı, eski çağın dili. Sonra Yunus'un balığını anlatırken tuttum 3-4 cilt Asur İmparatorluğu, Ninova tarihiyle ilgili bir sürü kitaplar okudum. Bunlar bana bambaşka bir açılım kazandırdı. Şimdi bizim ilahiyat fakültelerinde bundan hiçbirisi yok. Ben İlahiyat Fakültesi'nde okurken bunları söylerdim. Derdim ki ya burada ne oturup duruyorsunuz kardeşim? Ne yapacağız? Atlayayım gidelim yani. Mısır'a gidelim, Ninova'ya gidelim. Orta Doğu her yere arkeoloji fışkırıyor. Niye İlahiyat Fakültesi'nde bir arkeoloji bölümü yok? Ne yapacaksın ya arkeoloji bölümünü? Ya ne yapacağım var mı? Gideceksin Mısır'da kişilere bakacaksın. Yazılar okuyacaksın, hiyerografi yazısını kimse bilmiyor. Böyle basma kalıp önceden yazılanları öğreten bir şey yani. Böyle ben boyuna tartışırdım şeylerden. Oradan hiçbir şey çıkmadı. Çıkmıyordu ama öbür türlüsünden bir sürü şey çıkıyor. Mesela Musa ile ilgili çevrilmiş bütün filmleri seyrettim. İsa ile ilgili çevrilmiş bütün filmleri seyrettim. Tabii seyrettikçe de kar oluyorum. 11 tane İsa ile ilgili film seyrettim. 11 tane. Hiçbirisi de Kur'an'da anlatılan ve tarihte benim anladığım kadarıyla gerçek İsa'yı anlatmıyor. Bu rafaya boğulmuş. Devrimci İsa'yı anlatmıyor hiçbirisi. Maddi gücü yok ama manevi gücü olan İsa'yı anlatıyor. Hani burada diyor ya maddi ve manevi güç istiyor. Mesela melekler getirsin karşısına diyor. İsa getiriyor. Musa da getiriyor. Bizim tarih kitaplarına göre peygamber de getiriyor. Bakın arkadaşlar şu çok hazindir. Bir örneğini burada gördüğünüz, Kur'an'da ne kadar müşriklerin peygamberden istediği mucize varsa bunların hepsi daha sonraki siyer, hadis ve mezhep kitaplarında peygambere yaptırılmıştır. Akaid kitaplarında. O kitaplara göre peygamber müşrikler ne istiyorsa hepsini yapmıştır. Hepsini yapmıştır. Zengin de olmuşlar. Zenginliği istiyor ya, zengin de olmuş o kitaplara göre. Allah onu zengin etmiş. Ondan sonra ne istiyorsun? Ay da yarmış. Mezardan ölüyü de diriltmiş. Ya kardeşim bunların hepsi müşriklerin isteği değil mi? Kur'an'da okumuyor musunuz? Şimdi bizim Müslümanlar şöyle düşünmüşler. Dinlemişler Hristiyanları. Oo. Karşılarında öyle bir İsa var ki kehanetten, mucizeden geçilmiyor. Dinlemişler Musa'yı, denizleri yarıyor, İsa ölüleri diriltiyor. Bizim peygamberimiz çok gariban kalıyor.
Hiçbir şey yok yani. Hem yoksul hem de hiçbir manevi sihir gücü yok. Şapkanın içinden tavşan çıkaramıyor. Ondan sonra vermişler şeyi, uydurmayı vermiş. Hepsini yaptırmışlar, hepsini. Şimdi bunlardan arınıp da kolay kolay Kur'an'ın özündeki mesajın ne olduğunu anlamanız, ben size söyleyeyim, çok güçtür. Çünkü ben kendimle boğuşa boğuşa bu noktaya geldim. Çünkü ta ilkokul ikinci sınıfta babam kafama kazımış yani. Hala zilimde unutamıyorum. Mesela ne yapmış? Bizim evin tam karşısında Erciyes Dağı vardı. Erciyes Dağı'nın yanında da Ali Dağı diye bir dağ vardır. Ali Dağı da böyledir. İki tane tepe vardır. Ortası yarıktır. Ben de öyle bakardım. Dedim ki bir gün babama, bunun dedim ortası niye yarılmış? O da başladı. Hazreti Ali'nin genginden girdi. İşte Ali buraya gelmiş. Zülfikarıyla dağa bir vurmuş. Dağ şak diye ikiye ayrılmış. Onun için orada yarıkmış. Onun için de bu dağın ismi Ali Dağı'mış. Ali Dağı da oradan geliyormuş. İlkokul bir veya ikideyim yani. Hayretler içerisinde dinleyerek böyle bir taraftan kar yağıyor, öbür taraftan pencereden bana bunu anlatıyor. Bak manzara bile kafamda silinmemiş yani. Şimdi ben bundan nasıl kurtulacağım? Daha bu Ali yani. Daha peygamberin sıra gelmedi. Daha Ali'nin zülfikarındayız daha. Dolayısıyla şimdi bunlar için çok uğraşmanız lazım arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi onları örnek yaptık dedi. Bakın, şimdi hemen buradan örnek yapmış derken mevzuyu kapatarak. Ne oldu buna şey? İçerideki ömür benim masanın şeyinde şöyle duruyor. Onu getirsene. Evet. Velemma duribe. Görüyorsunuz. Velemma duribe. İbnu Meryem. Şimdi Musa'dan sonra İsa'yı örnek gösterecek. Meryem'in oğlunu örnek verince Kur'an-ı Kerim İsa'nın bakın adını da anmadan İbn-i Meryem diyor. Meryem'in oğlu. Meryem'in oğlunu örnek verince mesela örnek olarak onlara misal olarak Meryem'in oğlunu anlatınca İza kavmike senin kavmin minhu yesidduna yaygara koparmaya başladılar. Meryem'in oğlunu örnek verince yaygara koparmaya başladılar. Kim? Mekke'nin ileri gelen tefeci bezirganları. Allah Allah. Meryem niye yaygara koparıyor? Neyin nesiymiş bu? Galu ve galu dediler ki e alihetuna bizim ilahlarımız hayrun, hayırlı değil mi? Bizim ilahlarımız mı hayırlı? Em yoksa huve, o mu? Bunun bir düşüklük işi varmış bu ya. Evet, galu dediler ki, e alihatuna hayrun, em huve. Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu? Ma derabuhu leke illa cedelen. Bunu sana örnek veriyorlar ama bundan amaçları sadece tartışma çıkarmak. Demagoji yapmak ve yaygara koparmak. Belhum kavmun hasimun. Bizatihi o tartışıp durmak, demagoji yapmak isteyen bir kavimden başka bir şey değildir. Şimdi buradaki mesele şu. Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa Meryem'in oğlu mu diyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Biz diyoruz ki bizim liderlerimiz yani Kabe'nin içine astığımız velilerimiz, evliyalarımız, şeyhlerimiz, şıklarımız, kavmin ileri gelenleri, kavmin kurucuları, kurucu babaları
kavmin komutanları, ileri gelenleri Kabe'nin içine resimlerini asmışlar. İlahlarımız dedikleri onlar. Ve onların da Allah'ın melekleriyle ilişkisi olduğunu söylüyorlar. Allah'ın meleklerinin de Allah'ın dişi kızları olduğuna inanıyorlar. Yani şunu diyorum, Allah'ın kızı mı daha hayırlı, Allah'ın oğlu mu daha hayırlı? Sen bize niye Allah'ın kızı diyorsunuz bunlara? diye kızıyorsun ama onlar da Allah'ın oğlu diyor. Allah'ın oğlu demek mi daha hayırlı? Üstelik onların gibi insan. Bizimki ise meleklere Allah'ın kızları diyoruz ve meleklerin bunlarla ilişki içinde olduğunu söylüyoruz. İkisini birbiriyle kıyaslıyorlar. Şimdi bu Allah'ın kızı ve oğlu kavramı itikadi ve sadece dini bir inanç değil arkadaşlar. Allah'ın kızı demenin ve Allah'ın oğlu demenin altında üç şey var. Tekel, imtiyaz ve sektör. Birisi Allah'ın oğlu olduğunu iddia etti mi? Diyor ki ben Allah'a oğlu olduğuma göre siz değil, ben sadece Allah'ın oğluyum. Tekelini alıyor. Kimi tekelini alıyor? Allah tekelini alıyor. Ben Allah'ın oğlu olduğuma göre ve siz olmadığınıza göre siz alelade insanlarsınız, ben de Allah'ın oğluyum. O zaman bana itaat edeceksiniz. Ben sizden farklıyım. Buraya bir tekel oluşturuyor. Sonra buradan bir imtiyaz çıkarıyor. Ben Allah'ın oğlu olduğum için yaşantım, davranışlarım, oturuşum, kalkışım, yaşayışım sizden farklıdır. Siz alelade insanlarsınız. Bense Allah'ın oğlu olmanın getirdiği ayrıcalığı yaşıyorum. Çünkü ben ayrıyım, sizden ayrıyım. Sınıf yaratıyor. Üçüncüsü de bunu sektöre dönüştürüyor. Buradan bir zenginlik türetiyor. Bunu Mekkeli müşrikler Allah'ın kızı diye yapıyor. Ruhban, Hristiyan ruhbanlar Allah'ın oğlu diye yapıyor. Aralarında tek fark bu. Mısır firavunu da Tanrı'nın yeryüzündeki gözü diye yapıyor. Firavun, Tanrı Ra'nın yeryüzündeki gözü demek. Babil, Tanrı'nın kapısı demek. Tanrı'nın ülkesi demek yani. Kapı aynı zamanda ülke anlamına geliyor. Türkçedeki il gibi. İl, şehir demek, aynı zamanda ülke demek. Bunların hepsi Tanrı'nın oğulluğu veya kızlığı rolleridir. Japon İmparatoru 1946 yılında 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası atıldıktan sonra anayasadan Tanrı'nın oğlu kavramını çıkarmaya razı oluyorlar. Hani laikliğe geçecekler ya, anayasada Japon tanrısının 2000 yıllık güneş tanrısının yeryüzündeki oğlu kavramı bizatihi Japon anayasasında vardı. 1946 yılında çıktı. Halbuki Kur'an ta 14 asır önce Allah doğmadı ve doğrulmadı diyerek bütün bu eski dünyadaki Tanrı oğulluğu, kızlığı iddiasını Allah'ı tekeline alma, buradan imtiyaz türetme ve sektör yaratma, sınıf oluşturma şeyini yerle bir etmişti. Hani o İhlas suresi var ya, Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet. Kur'an'ın en politik suresidir. Ve ölülerin arkasına okunur ve kimse, herkes ezberlediği halde kimse ne dediğini bilmez. Halbuki 5000 yıllık, 6000 yıllık dünya siyasi düşünce tarihinin Tanrı oğulluğu, kızdığı, Tanrı'nın oğlu, Tanrı doğurdu, moğurdu şeyinin kökünü kazıyan bir süredir. O tarihi kapatan, bir dönemi bitiren bir süredir. Şu anda nasıl oluyor? Kendilerine Tanrı'nın oğlu demiyor da mesela Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi diyor. Tanrı'nın seçilmiş velisi diyor, evliyası diyor. Bunların hepsi Tanrı oğulluğundan rol çalmalardır. Mesela şimdi ben burada oturuyorum. Size Tanrı'nın kitabını okuyor ve anlatıyorum. Siz de biraz sonra sorular soracaksınız. Şimdi ben buradan tekel, imtiyaz ve sektör çıkardığım an Tanrı oğulluğu veya kızlığı rolü çalmış oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu en küçük düzeyde bile olabilir yani. Adama bakın. Size din anlatan birine bakın. Bir tekelli alma var mı?
Ben bilirim, siz bilmezsiniz. Bir imtiyaz çıkarıyor mu oradan, bir sınıfsallık yaratıyor mu? Ben bunu bildiğim için sizden ayrıyım. Bir de oradan kendisine zenginlik üretme. İnsanlar ihtiyaç içerisindeyken oradan böyle habire zenginlik üretme. Var mı yok mu? Eğer varsa, en küçük düzeyde de dahi olsa, bu Tanrı oğulluğu veya kızlığı rolünü çalmadır. Kim yaparsa yapsın bunu, ister hoca yapsın, ister şeyh, ister şık, ister Diyanet İşleri Başkanı, ister tarikat lideri, ister bir örgüt, ister bir teşkilat, kim ister bir cemaat, hiç fark etmez. Şimdi eğer bu yoksa, bu söylediğim üç şey yoksa, sorun var mı? Yok. Bu saydığım üç şey yoksa, sorun yok. Nasıl sorun yok? Tanrı'nın oğlu kavramını Allah'ın rızık vericiliğinden yola çıkarak ilk çıktığında böyleydi zaten. Sembolik anlamda kullanıyorlardır. Öyle diyeceğiz. Safi inançsa, safi itikatsa onları bu inançlarından ve itikatlarından dolayı dışlamayacağız. Ama nerede bir tekör, imtiyaz ve sektör gördüğüm an, gördüğümüz an oraya saldırırız. Kur'an'ın üslubu bu arkadaşlar. Mesela adam Tanrı'yı ateşte görüyor. Gürül gürül ateş yanıyor. Mecusi diyor ki Tanrı ben burada görüyorum diyor. Sembolik kardeşim bu diyor. Öbürü Tanrı'yı inekte görüyor. Öbürü de Tanrı'yı İsa'da görüyor. Çarmıh resminde görüyor. Ha. Öbürü de Tanrı'yı simsiyah örtüye bürünmüş bir evde görüyor. Öbürü dediğim biz yani, Müslümanlar. Hepsini eşit gördüğüm için öbürü dedim, biz demedim. Bunların hepsi sırf inanç ve itikat olarak kaldığı sürece sorun yoktur. Kimse kimseyi putperestlik falan suçlamasın. Buna hakkınız yok. Sen kalkıp da Hindu'yu ineğe tapıyor diyemezsin. O da sana der ki sen de taşa tapıyorsun. Dışarıdan baktığın zaman haç ritüellerinin hepsi putperestliği andırıyor. Oraya bir taş dikiyorsun, 7 tane cemre atıyorsun. Orada şeytan mı var? Bir sürü insan, cahil, avam dindarlar, hakikaten putperest'e dönüşmüş vaziyettiler yani. Bilmiyor ne olduğunu, sembol nedir? Hindu da bilmiyor. Hindu da hakikaten Ganj Nehri'nin, Tanrı'nın, Shiva'nın sıvı formu olduğunu zannediyor. Tanrı'nın içine girdim diyor, böyle giriyor giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Öbürü Tanrı'nın etrafına döndüğünü zannediyor. Öbürü ekmekten şarapla yiyince İsa ile bütünleştiğini, Tanrı'nın içine geçtiğini falan zannediyor. Kardeşim bunların hepsi inançlardır, ritüellerdir, sembollerdir, imgelerdir, simgelerdir. Dini dünya imgeler ve simgeler dünyasıdır. Lütfen bunu anlayınız. Bunlar tekel, imtiyaz ve sektör oluşturulmadığı sürece bunlar etrafında bir sınıf, çıkar, menfaat, üstünlük taslama, imtiyaz oluşturulmadığı sürece sorun yoktur. Ben gidiyorum mesela, Alevi'nin cemevinde bir sürü resim asıyorlar. Ben onların hiçbirini sorun olarak görmüyorum. Çünkü onlar Ali'ye tapmıyor. Yani şuraya bir resim astın, şuradan secde ettin. Eğer tapma niyetin yoksa hiçbir sakıncası yoktur. Tapma niyetin yoksa, o bir sektör değilse, o bir sınıfsallık ifade etmiyorsa. Ama dersen ki Ali'nin soyundan gelenler ayrıdır. Onlar ayrı yaşarlar. Onlara vergiler verilir. Sınıf olarak onlar ayrıdır. Seyitlerdir. Birine, o zaman olmaz. Bir dakika o zaman bozucuruz. Olmaz o zaman. Seyit sınıfı falan diye bir şey olmaz. Peygamberin hanedanı falan olmaz. Ali peygamberden sonra onun yerine geçmeye layıktır. Ben şahsi inancımı söylüyorum. Neden? Peygamberin damadı olduğu için değil. Hasan Hüseyin'in babası olduğu için, Fatma'nın kocası olduğu için değil. Ehliyet, liyakat, cesaret, mertlik, dürüstlük en fazla o gün onda olduğu için. Ben hakikaten öyle olduğuna da inanıyorum yani. Hakikaten öyle olduğuna da inanıyorum. Muaviye saray yaptırıyor adına Gassul Beyza diyor.
Beyaz Saray, Aksaray. Ali de gidiyor, inadına bir kulübe yaptırıyor. Ve kulübeye de neydi ismi? Ravza mıydı? Hadra mıydı? Öyle bir şey. Tek kişilik ev, tek kişilik hücre anlamında bir isim veriyor. Al diyor, senin sarayına karşı, bu da benim kulübem diyor. Bunu yaptırıyor yani. Ali böyle bir şey yaptırıyor. İbret hamizdir. Daha sonra Emeviler Ali'nin yaptırdığı kulübeyi dümdüz ediyorlar. 25 sene Ali Medine'de kuyu kazıyor. 25 sene. Ebu Bekir döneminde, Ömer döneminde, Osman döneminde Ali Medine'de sadece kuyu kazıyor. Hiçbir sefere katılmıyor. Hiçbir işgal ve fetih hareketine katılmıyor. Niye katılmıyor? Beni halife yapmadılar diye. Sünni tarihçilerin çoğu böyle söylüyor. Ali küstü, gitti kuyu kazıyor. Niye kuyu kazıyor? Beni halife yapmadılar. Hayır kardeşim, işgale ve fethiye karşı çıkıyor. Sen nasıl İran'ı fethetmeye, orayı buraya araca bağlamaya gidersin? Öbürlerine bunun için karşı çıkıyor. Gidiyor kuyu kazayım daha diyor. Bunları görmeyeyim diyor. Kuyu kazıyor. Gözyaşlarını kuyunun içine gömüyor. Bunları görmeyeyim diyor. 25 sene. Sonra 5 sene iktidara geliyor. Sonra bakıyor saray yapıyor. Onun karşısında kulübe yaptırıyor. Şimdi bu adam peygamberin yerine geçmeye layıktır kardeşim. Ama soy bağı olduğu için de şimdi ben bunu bir cemevinde anlattım. Bu tarzda anlattım. Cemevindekilerin %99'u iki tane dede hariç. Aynen senin gibi düşünüyoruz dediler. İki tane dedi olmaz dedi. Niye dedim? Biz de onun soyundan geliyoruz. Ne soyu ya? Bak iki tane dedi diyor ki biz onun soyundan geliyoruz diyor. Geri kalan %99 Alevi vatandaş diyor aynen senin gibi düşünüyoruz. Soy olur mu diyor ya. Biz de diyor aynen senin gibi düşünüyoruz. Ben soya falan inanmam diyor. Ha bak orada da şey oluşturmuşlar böyle hafiften. Dede onu kaybetmek istemiyor. Ben diyorum ki ya bunu kaybet sana bir şey olmaz. Erdemli, ahlaklı, şu vatandaşlara güzel şeyler anlar. Millet seni yine baş tacı eder yani. İlla onun soyundan geliyorum demene gerek yok ki. Bak ben Sünni olduğum halde dedeze omuzlara taşıyacaklar. Cemevinin bir tanesinde de adam beni dede zannetti. Cami ve cemevi eşit dedi dedim. Şeyde, Ok Meydanı cemevinde. İnternette videosu var görebilirsiniz. Önden bir tanesi homurdanmaya başladı. Gitti cemevinin şeyi, yetkilisi, ne oluyor sana falan dedi, ayıp değil mi misafirimiz falan. Sonunda neyse geldi yanıma. Gitmişler onu ikna etmişler. Demiş ya cami ve cemevi nasıl eşit der kardeşim. Bir dede bunu nasıl söyler? Beni dede zannediyor. Cemevinde diyor ya, Ali'nin mekanında diyor, Allah'ın evinde diyor. Yezid'in mekanıyla Allah'ın evini nasıl eşit görüyor diyor, bak bak. Fatih Camisi'ne Yezid'in mekanı diyor. Ali diyor orada öldürüldü diyor. Orayı Yezid mekanı, buraları Yezid mekanı falan görüyor. Herhangi bir Alevi vatandaş. Bura diyor Allah'ın evidir, Ali evini diyor. Kendisi de üstelik de dede olacak diyor. Nasıl bir ikisini eşit görür diyor. Hayır diyor, Cemevi camiden üstündür diyor. Şimdi böyle inanıyor. Şimdi o da ona diyor ki ya kardeşim adam dede falan değil. Adam zaten Sünni Kayserili. Buraya misafir. Ha öyle mi falan diyor. Geldi yani hocam kusura bakma şöyledir böyledir bir sürü dil dökmeye başladı. Şimdi dolayısıyla şimdi orada da böyle şeyler var. Neyse fazla dağıtmayayım. Şimdi arkadaşlar bu Tanrıoğlu meselesini anladınız değil mi? Evet. İn Hüve, şimdi bakın İsa'yı anlatıyor. Hiç ismini vermiyor bakın. Bu Tanrıoğlu falan nereden çıktı bunlar? Birbirinizi, o diyor kızı, bu diyor oğlu. Birbirleriyle oğul mu daha hayırlı, kız mı daha hayırlı diye peygambere soru sordular yukarıda ya. Şimdi İsa'nın adını vermeden bakın nasıl anlatıyor. İn hüve illa abdün. O yalnızca ve sadece ve ancak bir kuldur. Abdün. Oğul falan değildir. İn hüve. Muhakkak ki o, yani İbn-i Meryem, Meryem'in oğlu sadece bir kuldur. En amna aleyhi, onu nimetlendirdik.
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي İsrail. İsrail oğullarına onu mesel, örnek yaptık. İsrail oğullarına gönderdik ki İsrail oğulları bunu örnek alsınlar diye. Neşa'u velev neşa'u, eğer isteseydik lece'alna, muhakkak ki yapardık minkum, sizden melaiketin fil ardi yahlefun, halifeler olarak yeryüzünde sizden melekler yapardık. Yani siz melek istiyorsunuz ya, melek gelmeli değil miydi? Eğer isteseydik biz onu yapardık. Sizi yeryüzünde halifeler olarak melekler yapardık. Evet, indiriyoruz. Biraz dağıttık, hızlı gidelim. Ve innehu, muhakkak ki o, kim o? İbn-i Meryem. Le ilmu lissaati. Saat için ilimdir. Şimdi bu le ilmun ilmul lissaati diyor ya. Saat burada hesap sorma zamanı, hesap verme vakti, mahkemeye çıkma vakti, kıyamet vakti, ölülerin dirilme vakti, şehirlerin dirilme vakti. Yani zalimlerin hesap sorma saati demek. Zalimlerin hesap sorulması da ya mahkeme-i sugra'da ya da mahkeme-i kübra'da olacaktır. Mahkeme-i sugra küçük mahkeme demektir. Dünyada kurulacak adalet mahkemeleri demektir. Mahkeme-i sugra da Allah'ın mahkemesi demektir. Mahkeme-i sugra ölüler dirildikten sonra kurulur. Kıyamet, ayağa kalkış olduktan sonra olur. Yani ölü şehirler dirilir, insanlar ayağa kalkar, zalimleri devirir, mahkemeler kurulur, saat gelir ve hepsi yaptıklarının tek tek hesabını verir. Eğer böyle olmazsa bu sefer mezardaki ölüleri Allah diriltir, kendi mahkemesini kurar. Burada sorulmayan hesapları Allah kendi mahkemesine tek tek sorar. Ona da mahkemeyi kübra denir. Lütfen cenneti, cehennemi, kıyameti, saati iki yönüyle anlayınız. Hem dünyevi yönü vardır, hem uhrevi yönü vardır. Uhrevi yönü inançtır. Sadece inanılır. Kanıt delil istenmez. Ona inanmayan sorguya, hesaba çekilmez. Ama dünyevi yönü gerçekleşmesi gereken fiili bir görev ve ödevdir. Aynı zamanda bu bize ödev olarak da yüklenmiştir. Yani bir gün gelecek, işte şu şehrin halkı, bu ülkenin halkı dirilecektir. Ve kendilerine zulmedenlerden hesap soracaktır. Saat gelecektir. Böyle anlamak durumundayız. Aksi halde kıyameti, ahireti, ahirete postaladığınız zaman, ölümden sonrasına postaladığınız zaman sıradan bir inanca dönüşüyor. Bakın, kıyamet ayağa kalkış demek. Saat, vaktin gelmesi demek. Vaktin dolması demek. Haşir, toplanmak demek. Toplanmak. Gelin bakayım buraya. Verin şundan hesabını. Toplayıp hesap sormak demek. Ahiret, şu anda yapılan işlerin sonrasını düşünmek demek. Sonrasının gelmesi demek. Yani bunların hepsi bu dünyada olup bitecek işler. Ben size şunu söyleyeyim. Eğer müşrikler bu benim dediğim gibi anlamadıysa, ben bu Kur'an'dan hiçbir şey anlamamışım demektir. Eğer bu müşrikler, ya bu Muhammed bir kıyametten bahsediyor, yani bir ayağa kalkıştan bahsediyor, bir haşirden, toplanmadan bahsediyor, bir hesap vermeden, saatten, ilmi saatten bahsediyor. Saatin bilgisi. Ne zaman olacak bu saat? Hesap ne zaman olacak? Bundan bahsediyor. Ve buradan bu bizi kastediyor. Her şeyi kaybedeceğiz. Bizi yargılayacağını, mahkemeye çıkaracağını söylüyor. İşte bu kölelerin, bu diri diri gömülen çocukların, bu Mekke'de işlediğimiz bu zulümlerin, bu tefeci bezirganlıkların, faizlerin, şunların, bunların, sömürülerin hepsinin hesabını soracağını söylüyor. Bu adam diyorlar çok tehlikeli. Bunu öldürmemiz lazım diyorlar. Sonunda öldürmeye karar veriyorlar. Eğer Mekke'den hicret etmeseydi öldüreceklerdi. Şimdi bir insan niye öldürülmek istenir? Bakın arkadaşlar, iyi düşünün.
Ne zaman olacak bu dediklerin? Öldükten sonra. Kim dirilecek? Şu şehrin dışındaki yatan taş toprak olmuş ölüler dirilecek. Ha güzel. Peki ne zaman olacak bu? Bilmiyorum ne zaman olacaksa. Peki kim soracak hesabı? Sen mi soracaksın yoksa öldükten sonra, dirildikten sonra Allah mı? Allah soracak. Şimdi eğer şehrin dışına iterseniz, mezarlıklara postalarsanız, görünmeyen bir güç bu hesabı soracak derseniz, bu savaş sebebi, öldürme sebebi olamaz. Çünkü onların benzeri şeylere zaten bunlar da inanıyorlar. Bak zebani demek, felyed o zebaniye. O çağırsın nadiyesini, biz de çağıracağız zebanileri diyor. Alak suresinin sonunda. Nadiye, tefeci bezirganların oturduğu meclis demek. O çağırsın nadiyesini, meclisini, biz de çağıracağız zebani. Zebani, zebun eden demek. Güçsüz bırakan demek. Güçlü bir adamı güçsüz hale getiren şeye zebun eden, yani zebanidir. Zebani bu dünyadadır. Devrimci güçlerdir mesela. Bütün zalimleri, zenginleri, patronları, sömürenleri zebun ederler. Gel bakalım, saat geldi hesabı ver derler. Onu söylüyor, onu kastediyor. Peygamber Medine'ye girdiğinde 10.000 kişiyle hepsi böyle köşe bucak kaçmıştır. Halk değil, Mekke'yi yönetenler ve peygamber yanındakilerin hepsi zebanidir. Yani zebun eden güçler. Böyle zulmü geri püskürten, halkı özgürleştiren, sömürüden kurtaran, onları kastediyor. Şimdi bizim her birimizde bunlardan olmamız lazım. Sen bunlardan olmadıktan sonra öbürü inançtır ya, ona kimse kızmaz ya. Ben size söyleyeyim, dünyadaki hiçbirisi inanç savaşı değildir. İnançtan dolayı millet niye savaşsın ya? Kaybedeceği yok, alacağı yok, vereceği yok. Adam der ki ben burada ne kaybedeceğim? Şu konumunu kaybedeceksin. Oo, öldürürüm seni der. Ben buradan ne? Hiçbir şey olmayacak. Böyle inanacaksın. Sen öyle inanacaksın, ben de böyle inanacaksın. Ama savaşacağız. Yok böyle bir şey. Fıtrata aykırı. Hani sürekli şey ya, fıtrata aykırı. Evet. Şimdi bu ayet arkadaşlar. Dur hepsini bir okuyayım. İnnehu muhakkak olli ilmü saati. Saat için ilimdir. Vela temterunne, şüphe duymayınız, fiha biha ondan, ve tebiuni, bana tabi olunuz, hada sıratı mustakim. İşte bu doğruluk ve dürüstlük yoludur. Şimdi şu ayetten, yukarıda İbn-i Meryem dedi ya, İslam tarihindeki meşhur bir tartışma çıkarılmıştır. Ayetin kendisi bir istismarı, bir tekeli, bir imtiyazı ve bir sektörü ortadan kaldırmak isterken bu ayetin kendisi bir tekele, imtiyaza ve sektöre vesile kılınmış bir ayettir bu. Diyorlar ki buradaki ilmu saatte maksat İsa'dır, Meryem'in oğludur. Ne diyor? Şimdi böyle okuyalım. İnnehu, muhakkak ki o, yani Meryem'in oğlu, yukarıda geçti ya, Meryem'in oğlu nedir? İlmu saat. Kıyamet için bir bilgidir. Yani kıyamete yakın bir zamanda Meryem'in oğlu geri gelecektir. Bunu anlatmaktadır. Üstelik de uyarmaktadır. Vela temterunne, sakın şüphelenmeyiniz ondan ha. Adam bunu söylerek diyor ki bak 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 İsa geri gelecek diyenlere Kur'an diyor ki sakın ondan şüphelenmeyiz, mutlaka gelecektir. Bak, adam bakış tamamen kaymış. Ya İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu, Tanrı'nın oğlu geri gelecekmiş. İsa'nın geri gelişinde tekel var mı? Niye başkası gelmiyor da o geliyor? Var tabi, bal gibi var. Seçilmiş bir şahıs, Tanrı'nın özel oğludur. Hepimiz sıradan fani insanlarız, ölür gider toprak oluruz.
Ama o geri gelecek. Hazreti Muhammed de değil. İsa geri gelecek. Bu tekel var mı var? İmtiyaz var mı var? Niye? Çünkü Allah'ın oğludur. Kilise nedir? Kilise de Tanrı'nın oğlunun geri geleceğinde o gelene kadar dünyaya vaziyet edecek Tanrı'nın oğlunun kurumudur. Kilisenin teolojisi bu. İsa geri gelecek, o gelene kadar kiliseye tabi olursanız, hatta kilisedeki ayinler önce her gün yapılıyordu. İsa geri gelme toplantıları olarak. Toplanıyorlar, dua ediyorlar. Ha şimdi bugün gelecek diye. Bugün gelmedi, o zaman dağılalım. Akşam tekrar bir daha oturdu. Yine gelmedi. Ertesi gün yine, ertesi gün yine. Yani bu kilisedeki ayinler İsa'nın geri geleceğini bekleme toplantılarıdır. Bütün ayinler ona göre yapılmıştır. Günlük olmayınca haftalığa dönüştü. Hafta iki güne düştü. Sonra bir güne düştü. Pazar gününe düştü. Şimdi herhangi bir kiliseye gidiniz. Tamamen teolojiye dönüşmüş vaziyette. Bir an evvel geri geri İsa. Seni bekliyoruz İsa. Günahkarlar yolunu gözlüyor İsa falan. Hep ayinler bunlardır yani. Tamamen teoloji bunun üzerine kurulmuştur. Ve onun etrafında koskoca bir kilise örgüt kurulmuştur. Burada tekelin, ayrıcalığın, imtiyazın ve sektörün danışkası yapılmaktadır. Halbuki bu ayetin amacı onu ortadan kaldırmaktır. Mekkelilerin Allah'ın kızı üzerinden oğlu olmayı onlarla karşılaştıkları için aynısı Mekke'de de vardı. Yani bu Allah'ın oğlu ve kızı etrafında oluşan o söylediğim üç şeyi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Sen şimdi bizatihi ayetin kendisinden bu sefer şey çıkarıyorsun. Şimdi ileride gelecek. Kur'an kendi kendini zaten tefsir edecek. İşte o bölüme gelemeyeceğiz. Gelecek hafta göstereceğim. Bakın bu li'ilmus li'ilmun li'saati. Hatta bir dakika. 61. ayet. Gelecek haftaya bırakmayalım. Onu göstereyim. Tekrar şuradaki ayetleri okuyup bitireceğim. Şimdi bir dakika aşağıya doğru indir bakayım. Bu ilmi saat tabiri nereden geçiyor? İleride. Geçtiği yeri size göstereyim. Ha. Bir dakika. El yanzuruna illa saate. Ha. En te'tiyehum bagdetin. O saat aniden gelecektir. O değil. İlmussa. İlmussa. Bak. Dur. Bir dakika. İndir. Dur. Gördüğünüz zaman söylüyorum. İlmussa. Saat onun katındadır. Ha. Buyur. İlmussa. Şimdi bak Kur'an'ı araştırma, tefsir etme yöntemini burada kısaca açıklamış olayım. Şimdi İlmussa'da ne kastediliyor? Saatin ilmi onun katındadır. Artık bunu sizler de yapabilirsiniz. Hemen oturacaksınız şeye. Bir Kur'an-ı Kerim şeyi alacaksınız. İlmussa. Şu tabiri gireceksiniz. İlmussa. Çünkü bunun İsa olduğu söyleniyor ya. İsa kıyametin bilgisidir. İlmussa demek saatin bilgisidir. Muhakkak ki o saatin bilgisidir. Yani muhakkak ki İsa saatin bilgisidir. Çünkü İsa kıyamete yakın geri dönerek geri döneceği için o kıyametin bilgisidir diye bunu yorumluyorlar. Şimdi İlmussa tabiri epey bir yerde geçiyor. Aynı surenin aşağılarında da geçiyor. Bakın burada ne diyor? Ve indehu muhakkak ki o ilmussaati. Saatin bilgisi onun katındadır. Saatin bilgisi Allah'ın katındadır. Yani saatin ne zaman kopacağını, saatin ne zaman dolduğunu Allah bilir. Allah'ın bildiği şey de kıyamettir.
Kur'an-ı Kerim'de kıyamet ve saatin bilgisi Allah'a nispet edilir. Ha, demek ki saatin bilgisinden maksat Allah'ın uhdesinde olan bilgidir. Allah'ın uhdesinde olan bilgi ne demek? Yani bu işten hesabı ne zaman sorulacak? Dünya ne zaman ölecek? Zalimler ne zaman devrilecek? Bu mahkemeler ne zaman kurulacak? Allah'ın bilgisindedir demek. Hiç olmayacak demek değildir. Şartlar, koşullar oluştu ama bunların hepsi olacak manasına gelir. Dolayısıyla ilm-i saat tabirini burada açıklıyor. Tamam, şimdi tekrar 85. ayetteymiş. Yukarıdaki ayet okuyarak bitiriyoruz arkadaşlar. Bunu gelecek hafta duracağız burada. Neredeydi? Ha. Muhakkak ki o saatin bilgisidir. Peki o derken neyi kastediyor? Yukarıda Meryem'in oğlu geçtiği için aşağıda da ilmi sağ Allah katındadır. Saatin bilgisi Allah katındadır dediği için bu şudur. Muhakkak ki İsa tıpkı Muhammed gibi, tıpkı İbrahim gibi, tıpkı Musa gibi size zamanın dolduğunun, hesabın sorulacağının, herkesin yaptığının yanına kar kalmayacağının bilgisini getiren bir peygamberdir. Onu söylüyor. Çünkü bütün peygamberler gelirler, ey zalimler hesap vereceksiniz. Vakit doluyor. Yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacaksınız. Ya burada ya burada ya öbür tarafta. Bunun hesabını vereceksiniz bu yaptıklarınızın. Demek için gelen bir peygamberdir. Ve Allah'ın kuludur. Başka da bir özelliği yoktur diye bize İsa'yı tanıtıyor. Mevzu oydu. Hani müşriklere cevaben biz Allah'ın kızlarınız diyoruz. O da Allah'ın oğullarıdır diyor. Kur'an sözü alıyor. Diyor ki ya sizin Allah'ın kızları demeniz de yanlış. Onların Allah'ın kulu, oğlu demesi de yanlış. O zaman nedir bu? O Allah'ın bir kuludur ve amacı sizin gibilerin hesabını vereceğinin bilgisini, bilincini insanlığa getirmek için bir peygamberlerden bir tanesidir dedi. Peygamber burada sözü alarak konuşmuş oldu. Vettebi oyni, bana tabi olun, hada, işte doğru yol budur. İsa da bunu söylüyor, peygamber de bunu söylüyor. Bak öğütlü devam ediyor. Öğütlü devam edip bitirelim. Vela yesuddan nekumuş şeytanu. Ve şeytanın adımlarını takip etmeyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. İnnehu muhakkak ki o, yani şeytan, lekum aduhu mubin. Sizin için büyük bir düşmandır. Velemma ca'a İsa, bak burada ismini vermeye başladı. Velemma ca'a İsa bil beyinat. Apaçık söze dayalı delillerle İsa geldiği zaman kale dedi ki kat ci'tukum bil hikmeti, size hikmeti getirdim, hikmet ile geldim, size doğruyla yanlışın arasını ayıran ve bilgelik dolu öğütlerle geldim. Hikmet, bilgelik dolu öğütler, şu doğrudur, bu yanlıştır, şunları yanlış yapıyorsunuz demektir. Ne için geldim? Ne için bununla geldim? Bakın. Li ubey. Yine. Açıklamak için. Açıklamak için. Beyan etmek için. Lekum. Size. Ba'zellezi yahtelifune fih. Üzerinde ihtilaf ettiğiniz, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size açıklamak için geldim. Bir sürü şey hakkında İhtilafa düşüyorsunuz. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak, şu mu doğru, bu mu yanlış? Bunları size açıklamak için, beyan etmek için söze dayalı apaçık delillerle geldim. Ve bilgelik dolu öğütleri size aktarıyorum. Fettekullah. Allah'tan sakının. Ve eti'uni. Ve bana tabi olun. İnnallâhe. Muhakkak ki Allah huve o. Rabbi benim Rabbimdir. Rabbukum sizin de Rabbinizdir. Bana rızık verendir. Sizin rızkımı veren de odur. Fa'buduhu. Ona ibadet edin. Hâzâ sırâtı mustakîm. İşte bu dosdoğru olan yoldur. İsa bunu söyledi. Bakın ne kadar açık, görüyor musunuz?
Kardeşim bundan daha açık bir kitap olabilir mi? Bunlar Arapça'da arkadaşlar ilkokul 5. sınıftakine hitap eden cümlelerdir. Bizim o Suriyeli bayan geldi mi? Gelmedi değil mi? Onu derse çağırdım. Arapça, ana dili Arapça. Onunla Arapça konuşuyoruz. Bir taraftan da ben pratiği geliştiriyorum. Geldi benim Arapça okuşumu bir izle dedim. Tecvid falan bir izle dedim. Tamam gelecek miydi? Gelmemiş. Şimdi bu apaçık. Böyle ana sütü gibi Arapça bu. Bundan daha açık cümleler olabilir mi? Bak buna rağmen diyor ki فَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Bir takım gruplar, ahzab, gruplar demek, kendi aralarında ihtilafa düştüler. Bu kadar apaçık İsa konuşmasına rağmen aralarında ihtilafa düştüler ve dediler ki İsa kıyamete yakın zaman gelecekti, gelmeyecekti, Tanrı'nın oğluydu, üçün üçüncüsüydü, şuydu, buydu. İsa hakkında şu anda yeryüzünde ne kadar bir tartışma var biliyor musunuz? O tartışmaları şöyle aralayıp da gerçek İsa'yı anlayamazsınız. 11 tane film seyrettim diyorum. Hiçbiri de bu arı dolu İsa'yı anlatmıyor. Her biri bir tarafa çekiyor, her biri bir tarafa çekiyor. Kehanet, mucize, ölüleri diriltme, tekrar kıyamete yakın geri gelme, mezarından 3 gün sonra kalkma. En basiti, en gülüncü de şu. Aşağıda tefsir var. Fahrettin Razi, İslam dünyasının dev müfessiri. Bu ayeti açıklarken diyor ki Roma askerleri geldi. İsa'nın bulunduğu evi bastılar. Fakat Allah İsa'yı onlara teslim etmedi. Hemen oracıkta bir yeni İsa yarattı. Roma askerleri geldiler, o yarattığı İsa'yı aldılar. Şimdi burada biraz da zeki ya, şimdi okuyucu soracak. İyi de öbürü ne oldu? Öbür İsa duruyor orada, onu da oradan yok etmesi lazım. Diyor ki, o da onu ne yaptılar, ne yaptılar? Herhalde ben şöyle düşündüm. Fahrettin Razi'ye mum ışığında şöyle düğütle yazdıkları için, o zaman bilgisayar falan olmadığı için. Şöyle bir düşündü, dedi ki, ya bunu ne yapsam acaba? Bunu ne yapsam acaba? Bu nereye gidecek? Buraya gitmesi lazım. Birler bacanın deliği, evdeki baca gözüne ilişti. Diyor ki öbür İsa'yı da Allah diyor evin bacasından yukarı çekti diyor. Gökyüzüne doğru gitti diyor. Allah onu katına çekti. O kıyametin bilgisidir. Kıyamete yakın bir zamanda o gittiği yerden tekrar inecektir diyor. Kıyametin bilgisi bu demektir diyor. Evet. Fahrettin Razi'nin Mefatihül Ayb kitabında öyle yazıyor. Şimdi binlerce kişi bunu bu şekilde okuyor. Şimdi buna rağmen bak diyor ki ihtiraf ettiler. Gruplar ihtiraf ettiler. Feveylun. Yazıklar olsun. Veil olsun. Lillezine zalemu. O zalimlere ki min azabi yevmin elim. Onları elim bir azap beklemek. Bu kadar bunu apaçık söylediğimiz halde buradan tekel, imtiyaz ve sektör türetenler, bu Allah'ın devrimci peygamberini böyle hurafeler alet edenler, etrafına kurumlar, ruhbanlar, şunlar, soylar, boylar oluşturanlara zalim diyor. Şuradaki zalim dediği de şu ahzaptır. Onun hakkında ihtilaf edenlere yazıklar olsun diyor. Şimdi bu ayetin indiği zamanı düşünün. Şimdi İsa ile ilgili burada bu Zuhruf suresi bağlamında konuştu. Tanrı'nın oğlu. Peygamber zengin değildir. Peygamber manevi sihirler yapan birisi değildir. Büyü yapan değildir. Bir de Tanrı'nın oğlu falan da değildir. Kızı da değildir. Böyle bir sınıfsal imtiyazı falan da yoktur. Peygamber ahlaki üstünlüğe sahip, vicdanları harekete geçiren, dürüst, mest, cesur bir insandır. İsa da öyledir. Yukarıda İsa hakkında söylediklerini de dinlediniz. Kuldur diyor ve şunları söylemiştir diyor. Bu kadar açıkken niye itiraf ediyorsunuz diyor. Şimdi İsa ile ilgili söylediği şeyleri başka yerlerdekinde birleştirdiğiniz zaman
Burada sadece Zuhruf suresi bağlamında İsa'dan bahsetti. Böyle bir epey yere daha İsa'dan bahsediyor konu yeri geldikçe. Şimdi onları birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar Kur'an'da bir İsa portresi ortaya çıkıyor aslında. Ben onu kendimce çıkardım. Ben istiyorum ki böyle bir 8-10 kişilik senaryo grubuna, çünkü Kur'an'ın bu şeyi yazıyla değil de benim görüşüme göre en iyi sinemayla anlatılabilir. Sinemanın dili Kur'an'ın anlatım tarzına en uygun olan sanattır. Neden? Arada geçişler var, süratli geçişler var. 2000 sene önce, 1000 sene önce, 500 sene önce hayal kurmalar var. Hani böyle bilim bile parlıyor ya, böyle parlar mesela. Adamın hayalini seyretmeye başlarsın. Aslında peygamberin zihninden geçen hayaller anlatıyor. Adam onu başka bir şey zannediyor. Ama burada metinde bu anlatılamıyor. Bunu ancak öyle bir sanatla anlatabilirsiniz. Bir senaryo grubuna ben bunları anlatacağım. Buradan bir senaryo çıkarın diyeceğim. Yani Kur'an metnini bir senaryonun kaynağı olarak kullanacağız. Buradan çıkaracağız. Oturacaklar, bunu böyle çıkaracaklar. Karşılıklı gözden geçireceğiz. Böyle adam gibi bir yönetmeye de al bunu çek diyeceğiz. Bak o zaman ne oluyor? Bak o zaman ne oluyor? Şimdi geri kalan seyrettiklerinin hepsi inanın hurafeye batmıştır. Asları yoktur. Kilise de ayağa kalkar, bizim Müslümanlar da ayağa kaldı. Kendisine İsa bizim peygamberimiz diyen, ya ayağa kalkmana gerek yok ki. Onların kafalarındaki şey, bunların hepsi buraya dayanacak. Yani diyelim Meryem'in mesela İsa hakkında şeyi aslında bir rüyadır. İbrahim'in rüyası var, Yusuf'un rüyası var, Meryem'in rüyası var. Rüya metinde böyle düz anlatılır geçir. Ama bir sinemada nasıl anlatılır rüya? Böyle hafiften böyle dalar, şak diye bir parlama olur. Orada onun rüyası başlar, öyle değil mi? İşte Meryem'inki de o rüya görüyor ya. Bir erkek görüyor rüyasında. Onunla evlilik konuşmaları yapıyor. Rüya. Bunu zannediyorlar ki böyle Cebrail geldi, onunla ilişkiye girdi, karnına, rahmine şeyi bıraktı falan. Rüya kardeşim, o rüya. Bak bunu anlattığın zaman Bakırköy Lisesi'ndeki çok film seyretmiş bu çocuk, ha diyor. Ama bizim İmam Hatip'tekine bunu anlatamıyorum. Kardeşim sen hiç film seyretmedin mi diyorum. Ya şimdi sen de diyor, bırak şimdi Kur'an'ı filme benzetiyorsun, oldu mu şimdi diyor. Ya sana yardımcı olmasını söylüyorum. Yardımcı olmasını söylüyorum. 25 yıl sonra Kudüs diye bir şey seyretmedin mi sen hiç? İsa Beşik'te konuşmuş. Hayır ya, onu 25 sene sonra söylemiş. 25 sene sonra. Sahne bitiyor, 25 yıl sonra Kudüs diyor, İsa konuşmaya başlıyor. Ne oldu şimdi? Sen filmlerde seyretmiyor musun böyle? Peki onu öyle söyledin, bunu niye böyle anlıyorsun? Hayır diyor. Meryem hamile kaldı, sonra hurma dalına tutundu diyor doğum sancısından. İkisi arasında bir cümle var. Meryem hamile kaldı, doğum sancısından hurma dalına tutundu. Kadınlar doğum yaparken bir yere tutunmak isterler. Ikınma diye bir şey vardır. Bütün doğum evlerinde yapılıyor. O da hurma dalına tutunmuş. Diyorum ki bunun ikisi arasında 9 ay 10 gün yok mu? Hayır. O bir mucizedir. Hemen oracık olmuş olabilir. Evet, ezan dokundu. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. 65. ayette kaldık. Son bölüm. Gelecek hafta Zuhruf suresinin son bölümüyle bitireceğiz Zuhruf suresini. Soracağınız şeyler varsa buyurun. Buyurun. Evet. Camide işte
Şimdi bu İslam mezhepleri arasında öyle olduğu gibi, mesela onu biraz daha böyle genişletelim. Mecusiler ateşten istiyor. Hindular inekten istiyor. İneğe karşısına koyuyor, yalvarıyor ona. Müslümanlar da eve doğru dönüyor. Elini dua etsin, namazda ne yapıyorsun? Bir eve karşı. Şimdi dünyanın bütün yerinde, her yerinde yaşayan Müslümanlar namaz kılarlarken eve dönmek zorundalar, beyte dönmek zorundalar. Namaz kuralı gereğince. Şimdi namaza döndüğünde, eve döndüğünde ama evden istiyor gibi görünüyor dışarıdan. Şimdi bir Hindu dese ki, siz evden istiyorsunuz yani, evde bir şey yok ki orada. Niye evden bir talepte bulunuyorsun? Taş sizin çağrınıza nasıl cevap verecek? Sen de Hindu diyorsun ki, inek senin çağrına nasıl cevap verecek? Mecusiye diyorsun ki, ateş senin çağrına nasıl cevap verecek? Hristiyan'a diyorsun ki, İsa çarmıhın karşısına geçiyorsun, talepte bulunuyor, o nasıl cevap verecek? Alevi'ye diyorsun ki, Ali sana nasıl cevap verecek? Hüseyin nasıl cevap verecek? Şimdi bunlar, bu dinlerin ve mezheplerin dindarları tarafından bence birbirlerini putperestlikle suçluyorlar. Ve görünür zahiri sebeplere bakarsanız hepsi de kendince haklı. Dışarıdan öyle görünüyor. Benim buradaki şeyim şu. Biraz önce anlattığım şey burada geçerli. Bakacağız. O söylediğim üç şey, tekel, imtiyaz ve sektör yoksa, bunları onların sembolleri, simgeleri ve inançları olarak kabul edeceğiz. İster Sünni olsun, ister Alevi olsun, ister Mecusi olsun, ister Müslüman olsun, isterse Hristiyan olsun, isterse Hindu olsun, fark etmez. Çünkü aynı şeyi ben din koyucusunu, yani Kur'an'ın dini koyan iradenin, insanların bu görünmeze yönelme, simgeleri, imgeleri ile Tanrı adına, görünmeyen Tanrı'nın somut bir şeyine yapışma ihtiyacı olduğunu fark etmiştir. Ve bunu da özellikle haç ritüelleri yoluyla oraya bir ev koyarak, onun etrafına dönme, Arafat'ta bekleme, Safa ile Merve arasında gidip gelmeyle insanların bu ihtiyaçlarının giderildiği kanaatindeyim. Şimdi mescitlerde Allah'ın isminin anılması, oranın saygın olması için yeterlidir. Çünkü eğer içinde Allah'ın isminin anıldığı havralar, mescitler, kiliseler, eğer onları savunacak kimseleri Allah ortaya çıkarmasaydı hepsi harap olmuştu diyor. Yani bir insanların yaptığı bir mabedin saygın olması için içinde Allah'ın ismi anılmasını şart koşuyor. Ve bunun sadece mescit demiyor. Yahudi havrasında, Hristiyan kilisesinde, Alevi cemevinde, Sünni camisinde, Budist keşişhanesinde, Mecusi ateşkedesinde Tanrı'nın ismi anılıyor mu, anılmıyor mu? Bütün buralarda biri Ahura Mazda diyor, öbürü Şiva diyor, öbürü Allah diyor, öbürü Zeus diyor. Anılıyor. Peki burada birisi ateş yakıyor, öbürü haç resmi koymuş, öbürü fotoğraf koymuş, öbürü Arapça isim yazmış, öbürü inek resmi yapmış, ineği canlı olarak getirmiş, oraya koymuş. Bunlar tekele, imtiyaza ve sektöre dönüşmedikçe yalnızca bir inanç, itikat olarak kaldığı sürece eleştirilme, yargılama ve ötekileştirme değil, sadece anlaşılma konusudur. Niye bunu böyle yapıyor? Adam ateşte ne görüyor?
Senin Mekke'de gördüğünü, Kabe'de gördüğünü görüyor. Adam bunda ne görüyor İsa'da? Senin şeytan taşlarken gördüğünün tam tersini görüyor. Öbürü inekte ne görüyor? Senin Kabe'de gördüğünü, simsiyah bir evde gördüğünü görüyor kardeşim. Başka bir şey değil. Şimdi bakın, bunları böyle yapmazsanız, bunları böyle yapmazsanız, şu ana kadar olduğu gibi dinler ve mezhepler birbirlerine kan akıtmaya, dinden çıkarmaya, kafasını kesmeye, zındık ilan etmeye devam ederler. Ben bunları önleyecek bir yol öneriyorum. Bunların hepsi nüsuktur. Bunların hiçbiri ibadet değildir. İbadet işte biraz evvel geçti. Fa'buduhu. Ona ibadet edin diyor. Bak, hiç nüsuktan bahsetmeden İsa'nın söyleminde de biraz evvel geçti. İbadeti, ibadet kelimesini bizatihi gördünüz. İşte bak burada. Fa'buduhu. Ona ibadet ediniz. Hâzâ sırâtı müstakîm. Bu dost doğru yoldur. Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz. Yani benim, bana rızık veren, beni doyuran, besleyenle sizi doyuran aynıdır. O zaman onun için çalışmalıyız. Diyor. Dolayısıyla şimdi bu olmadığı sürece, bunları nüsuk olarak görürsek, bir sünni rahatlıkla Alevi'nin cemevine gidebilecektir. Nasıl olsa nüsuk yapılıyor orada, ibadet yapılmıyor diyecektir. Bir Alevi de rahatlıkla sünni camisine girecektir. Nasıl olsa orada nüsuk yapılıyor, asıl ibadet o değil diyecektir. Aynı şey dinler için de geçerlidir. Sen rahatlıkla bir Hristiyanın camisine gidebileceksin. Peygamberimize bir Hristiyan heyeti geliyor. Nüsuk icra etmemiz lazım diyorlar. İbadet etmeliyiz diye. Buyurun diyor. Burası sizin. Mescitte Hristiyanlar ayin yapıyor. Şimdi daha sonra Müslümanlar Hristiyanların kilisesine giremez oldu. Onlar da Müslümanların camisine giremez oldu. Şimdi gider de bir Alevi cem erkanına katılırsan, aha Alev oldun. Çıktın dinden, imandan. Bir Alevi de gelir cuma namazına kadar, aha Yezid oldu. Ya bak, şu anki inancımı söylüyorum kardeşim. Ben Ateş Kedi'ye de giderim. Hindu tapınağına da giderim. Hristiyan kilisesine de giderim. Cemevine de giderim. Yeryüzünde içinde Tanrı'nın isminin anıldığı, sembolik hareketlerin ve nüsukların icra edildiği her yere giderim. Çünkü bunların hiçbirisi ibadet değil. Bu kadar. Koskoca bir şey, sorunu çözüyoruz yani bak. Böyle olduğu zaman rahatlıkla devlet diyecek ki burası Alevler, ne diyorsa o kardeşim. Ben bunu nüsuk olarak görüyorum. Ama onlar diyor ki bizim ibadetimiz buyur senin olsun. Tepe tepe yapıyor. Rahatlayacaklar. Ama şu anki kafaya göre Hayrettin Karaman'ın, çünkü Şeyhülislam olduğu için ben biliyorum. Ondan dönüyor hep. Diyor ki ya buraya ibadethane. İbadethane yani tırnak içinde ibadethane. Bizim şeyimizde nüsuk oluyor. Onlar ibadethane diyor. Diyelim gitsin yani, ne var yani. Niye cemevine gidip de elektriğini şeyini icra getiriyoruz. Aynı cami gibi aynı statüye koyalım. Ondan dönüyoruz. Adamın kafa sünni. Hayır diyor. Camide yapılan ibadettir. Orada yapılan sazdır, cümbüştür. Olmaz diyor. Müslüman kiliseye gidemez diyor. Zinhar olmaz diyor. Kardeşim, bununla şunun arasında hiç fark yok. Galile'ye getiriyorlar kilisede yargılamak için. Bir onlardan söz arası istiyor. Bir gün dürbün getiriyor. Kilisenin damına koyuyor. Bütün baş papazı ve bütün rahiplere rica ediyorum diyor. Beni yargılayacaksınız şimdi. İdama mahkum edeceksiniz ama ondan önce bir ricam var diyor. Şuradan gelin diyor, dürbünden birer defa bakın diyor. Bak, dürbün gökyüzünü gösteriyor. Oradan yıldızları falan görecek böyle. Fikriniz değişecek diyor. Bir defa. Baş rahip diyor ki, dürbünden bakan zındıktır. Kafirdir diyor. Hepsi zınk diye duruyor. Baktıramıyor. Baktıramıyor. Diz çökeceksin ve dünya dönmüyor diyeceksin. Ya bir defa bakın ne olur diyor ya. Şimdi bunun gibi
Ya bir defa git, korkma, bir şey olmaz. Nusuktur. İbadet asıl mabetlerin dışında, hayatın içinde yapılan şeydir. Kur'an'da 9 yerde nusuk, 278 yerde ibadet geçmektedir. Ben bu Alevi, Sünni, kilise, ruhban okulu, Süryanilik, bütün bu din ve mezhep sorunlarını Kur'an'daki nusuk ibadet ayrımına kendi zihnime göre çözüyorum. Ben bunu yazıyla Diyanet İşleri'ne bildirdim. Rahatlayacaksınız dedim. Mahrettin Hoca da rahatlayacak. Türkiye de rahatlayacak. Oradan bana bir arkadaşım cevap verdi. Dedi ki, çok güzel tespit etmişsin. Ama bunu yapmak için devrim yapmak lazım. Bir. İkincisi, bu da çok ilginç. Yine hani zengin olmalıydı ve fokus fokus yapmalıydı dediler ya. Ona benzer bir şey söylüyor bana. Diyor ki, bunu söyleyen sen olmamalıydın. Bir ilahiyat profesörü olmalıydı. İlahiyat profesörü olmalıydı. Kendisine ilahiyat profesörü denmiş birisi bunu söylerse, şimdi bir defa bunu sen bir defa söylemiş oldun. Bunu her yerde de söylüyorsun. Orada burada. Artık bu sana mal oldu. Kimse ağzını açıp da bunu söyleyemez. Bu sorun da bir türlü çözülmez. Yahu şuna bak yahu. Hocam itiraf etmek çözmek de istemiyorlar ki hocam. He? Çözmek de istemiyorlar ki zaten. Bu biraz da şuna benziyor. Şimdi bazıları da şöyle söylüyor. Birkaç tane yazar var. Bu insanlar açık bu sosyal adalet söylemini mahvetti. Biz de sosyal adaleti savunacağız. Biz de hükümeti falan eleştireceğiz ama ah bu olmasaydı. Şimdi onun izinden gitmiş gibi olacağız. Kenz diyeceğiz, mülk diyeceğiz, mülk Allah'ın falan diyeceğiz. Şimdi adam bu işin kompeten haline geldi. Nasıl söyleyeceğim ben? O zaman onun, ha sen de onun gibi oldun. Sen de onun yoluna girdin dememesi için bu gururdan ve kibirden dolayı bunu söylemiyorlar ya. Ben onlara diyorum, kardeşim tamam ben ağzımı kesiyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Bu kitap sizin kitabınızdır, benim kitabım değildir. Buyurun okuyun, söyleyin, biz destek olalım. Nereye götüreceksiniz? Bu çok ilginç bir şey arkadaşlar ya. Bu çok ilginç. Ben böyle şeylerle karşılaştım yani. Hala da karşılaşıyorum. Yani şu anda o camiada, iktidar çevrelerinde şöyle bir şey var. Bu da Elahçı'nın yoluna girdi. Yakında kendini Gezi'de bulur. He. Hani Gezi'ye gitme hainlik. Hocam siz kadim paralelcisiniz. He. Biz, şimdi bu da böyle başlamıştı zaten. Önce böyle, bugün bir tweet yazdım aslında o tiplere yönelik. Kılıç Aslan için mi yazdınız? He? Kılıç Aslan için mi yazdınız? Yok, Kayseri'den beni arayan birisi. Aynı o Kılıç Aslan kafasında birisi. Ya diyor, tam senin dediğin yere geldik diyor. Ama şöyle bir sorun var. Şimdi bunu söylersek, diyecekler ki, zaten öde böyle başlamıştı. Önce böyle mırın kırın etti falan, hafiften eleştiriler yaptı. Sonra geldi iş, kendini Gezi'de buldu. Düştü onların kucağına. Gitti solcu oldu, komünist oldu, bilmem ne oldu. Şimdi Hristiyan camisine bile girilebilir diyor. Adam öyle saptı ki, nereye gitti belli değil. Bu nokta, şimdi o şeytanlaştırmış bir portre çiziyorlar. Aman aman, o lafların birini söylediğin andan itibaren gideceğin yer orasıdır bak, diye. Burada Zeytinburnu'nda bir dernek var, geçen gittim. İslam'da savaşın aşamaları diye bir seminer verdim. Benim yıllardır gittiğim, konuştuğum, bizim kitapları yazdılar falan okuyan çocuklar, dernektekiler. Bir grup bayan o tarafta, bir grup bu tarafta, ha, buradaki gibi değil yani. Böyle harem, misalmı. Orada bir bölme var, orada oturuyorlar. Şimdi ben anlattım. Birisi Gezi ile ilgili bir soru sordu, orada kıyamet koptu. Vay sen oraya nasıl gidersin, şudur budur. Şimdi o kadının söylediği bana çok enteresan geldi. Ben türbanla 10-15 tane bayan orada oturuyor. Onların çoğunun da kocalarını falan tanıyorum. Hala bizim kitapları falan okuyan, defalarca seminerlerde falan eskiden gördüğüm şeyler, 2005-2004'lerde falan. Kalktı dedi ki, ah hocam ah, bağrım yanıyor dedi. Ne oldu dedim. Sen dedi Gezi'ye gittiğinde mi ona yanıyor bağrım dedi. Ne oldu dedim. Ya sen oraya nasıl gidersin dedi. Sen bizim hocamızdın. Biz sana çok güvenmiştik. Kitaplarını almıştık, ezberliyorduk. Sen gittin orada dış güçlerin, bilmem darbecilerin, şunların, kemalistlerin yanında.
Yaktın bizi, mahvet. Hala bağrım yanıyor dedim. Dinledim. Ya çok da üzüldüm ha. O kadar böyle bağırıyor, konuşuyor. Çok da samimi yani. Ya bir dakika anlatayım, bir dakika. Söz hakkı vermedi. Bağrını yaktı gitti. Konuşamadım yani. Şimdi ona o kadar üzülüyorum ki. Dedim ya bari bir konuştursaysın ya. Derdim anlatayım bari dedim be. Bir dakika. Şunun için gittim diyorum. Yok diyor, bırak diyor. Olamaz böyle şey diyor. Sen ne diyor, paralelci oldun diyor. Şimdi paralel lafını öyle bir böyle kusarak söylüyor ki. Şimdi mesela paralel deyince birçoğunuz da öyle midir bilmiyorum. Ben de mesela hiçbir şey uyandırmıyor yani. Ne paralel? Paralelli gibi falan bir şey yani. Ama onda paralel mi oldun dediği an bu şey demek, kafir oldun, dinsiz oldun, Amerika'nın kucağına düştün, İsrail seni fıldır fıldır oynatıyor. İsrail'den maaş alıyorsun, İngiliz'den maaş alıyorsun. Bilmem İslam'a karşı savaş açanların tarafına geçtin. Hepsi var. Evet, hepsi var. Ya şimdi ortalama vatandaştan bahsediyorum. Şimdi ben buna en son gidip çıkarken dedim ya kardeşim bak, ben derdimi anlatamadım da şimdi siz öfkelisiniz. Böyle kusuyorsunuz yani. Dinleyecek durumda da değilsiniz. Ama ileride beni dinleyeceksiniz. Ben dedim biraz yazdım bak. Adilmedya.com sitesinde var. Gezi'ye niye katıldım diye. Orada girip okuyabilirsiniz. Orada 8-10 maddede bazı sözcüler de onu söylediğim için bana şey dediler. Ya sen kendini niye hesap verme makamında görüyorsun ki? Niye katıldın? Katıldın yani. Onlara hesap mı vereceksin? Ben orada biraz içinden girdiğimiz camiaya karşı hesap verme makamında bir yazı o. Bak oraya katıldık ama sebepleri de şuydu. Sizin anladığınız gibi değildi diye 10 tane maddeyi sıralamışım. Şunun için katıldım. Anında hesabını veriyorum. Makamında sorumluluk duygusuyla yazılmış bir yazıydı o. Yani bu tür kişilere, biraz önce anlattığım kişilere yönelik bir yazıydı. Onlara en son onu tavsiye edebildim. Dedim ki ya bari dedim onu okuyun dedim ya. Okudunuz benim baktım işte birkaç tanesi okumuş ama çoğu da okumamış. Hocam sizi onlar aslında takip etmiyor. Olaylarla nereye gitmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini görüyoruz. Ne demek istediğinizi anlıyorsak biz size bu soruyu sormamamız bile gerekiyor aslında. Evet şimdi bakın orada kimlik kaygısı var. Evet. Deminden beri yani Türkiye'de sahip çıkmaz, sahip bak mahalleler var. Mahalleler var. Tapınaklar var. Bak dinler, mezhepler, mahalleler. İnsanlar dinlerin, mezheplerin ve mahallelerin içerisine hapsolmuş vaziyette. En büyüğü din, biraz küçüğü mezhep, biraz daha küçüğü mahalle. Böyle duvar, bir duvar daha, bir duvar daha. Dinler, mezhepler, mahalleler. Bunların içerisine hapsolmuş. Bunların da simgeleri var, sembolleri var. Mesela namaz dediğin zaman Sünni mahalle. Kilise dediğin zaman Hristiyanlık. Böyle hepsinin sembolleri var. Başörtüsü dediğin zaman muhafazakar mahalle. Şimdi sen çıkar da başörtüsünün cezası yok. Namazın cezası yok. Hatta içki içmenin de cezası yok. Dersen adam bunu mahalle kimliğine saldırı olarak algılıyor. Ve çözülme olarak görüyor. Aha çözüldüm diyor. Mahalle dağılacak diyor. Çünkü ben bütün varlığımı bunun üzerine bina etmiştim. Türkiye'deki bütün siyasi mücadele bunun üzerine verilmişti. O mücadeleyi verenlerin başında ben varım zaten. Yani Türkiye'de başörtüsü mücadelesinde mağdur olan 10 kişi varsa biri de benim. 30 tane mahkemede yargılandım. Bütün başörtüsü örgütlerin toplantılarını, gösterilerini Kayseri'de ben organize ettim. Bütün Kayseri'nin hesabını ben veririm. Bu işin en başına gelen benim. O zaman benim oradan hiçbir yere kıpırdamamam lazım. Çünkü şimdi bak düşün, benim durumumu bir düşün arkadaşlar. Böyle kendimden bahsetmeyi sevmem de yeri geldi yani artık bahsedeyim yani. Yani burası televizyon değil nasıl. Hocam kimlik kaygısıyla mı yaptınız? He? Başörtüsü mücadelesi. Ha işte bak kimlik. Şimdi benim orada durmam lazım. Çünkü o mücadele vermişsin. Bundan dolayı cezaevlerinde yatmışsın. Başörtüsünü de yargılanan 10 kişiden birisi olmuşsun. Necmettin Erbakan'la şundan bununla beraber 12 Eylül'de yargılanmışsın. Mamak askeri cezaevinde. Şimdi ben orada dursam, o kimliğin etrafında bir yere ayrılmasam, gelmeyeceğim yeri yok. Yani bir adamın
30-40 yılda kazanabileceği şeyleri hepsi bende var zaten. Ama ben bütün bunlara rağmen o mahalleden çıkmışım. O mahallenin sembollerinden dışarı çıkmışım. O mücadele vermiş olmama rağmen o mahallenin tam karşısında görünen bir yere, işte Gezi burada onu ifade ediyor. O da başka bir semboller dünyasının, mahalle dünyasının algısı. İşte Biran'ın olduğu, baş açık kızların olduğu filan böyle Kemalistlerin, bayrakların, Atatürk resimlerinin filan olduğu bir yer. Yani öbür mahalleye böyle tüyleri diken diken edecek her şey var orada. Ben oradan oraya gitmişim, oradan bu tarafa doğru bir şey yönetmişim. Şimdi insanlar içinde arkadaşlar bunu kimse kusura bakmasın kolay kolay kimse yapamaz. O mahalle kimliğine hapsolmuş olanlar bunu asla yapamaz. Asla yapamaz. Çünkü kimliğe saldırı gibi algılıyor. Oysa ben kimlik peşinde değilim kardeşim. Ben hakikat peşindeyim. Düşündüm, taşındım. Hakikat bugün burada dedim. Ne geçmişime, ne mahalle kimliğine, ne 40 yıllık bulunduğum yere aldırış etmeksizin bütün bunları tepeleyip oraya gittim. Şimdi bunu onlar asla yapamazlar. Bak yani oraya gittiğin zaman da kadın bağrım yanıyor falan derken onun dışına çıkamıyor yani. Halbuki bir izah yapayım sen dinle bir. Şöyle bir tweet atmıştım. Muktedir, laik, muhafazakar, dindar diyalektiği vardı Türkiye'de. Yani laikler muktedir, dindarlar muhalifti değil mi? Muktedir, laik, muhalif dinler. Şimdi biz de o muhalif dinlerin içindeydik 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta. Diyalektik bunun üzerine kuruluydu. Başörtüsünü yasaklarlar, operasyon düzenlerler, burada Bayrampaşa'ya İsmail Ağa Camii'ni basarlar, cübbelerini alır, içeri götürürler. Devrim kanunlarına aykırı, irtica hortladı, bilmem ne, onun günler ne günlerdi. Orada kovalanan, takip edilen, hırpalanan, hor görülen muhalif dindarlardı. Muktedirler laik Atatürkçü diye geçilenlerdi. Şimdi bu devran değişti. Muktedirler dindarlar değil, muktedirler muhafazakar oldu. Şimdi bunun tam karşısında muhalif dindarlar. Yani muktedir muhafazakarların karşısında muhalif dindarlar diyalektiğinin kurulması gerekiyor. Şimdi bunu kuramıyorlar. Şimdi biz, mesela şahsen benim gibi düşünenler bunu kurmuş. Diyoruz ki bir iktidarda olan muhafazakarlar var, o eski diyalektik kalktı, 12 sene geçti. Bir de bunun karşısında muhalif olan, dindar olan fakat bu muhafazakar iktidara karşı çıkan dini gerekçelerle biz muhalif söylem olmalı, diyalektik böyle kurulmalı. Diğer bütün muhalefet esasında bu muhalefetin ardında olmalı. Bak şöyle bir şey. Muhalefet, muhalif dindarlar diyor ki sen saray yaptırıyorsun. Ebu Zer demiştir ki bu sarayı yaptırmak haramdır. Kendi paranla yaptırıyorsun, halkın parasını yaptırıyorsun, ihanettir. Şimdi ana muhalefet bu söylem olması lazım. CHP'nin, ulusalcıların, HDP'nin, Kürtlerin tamamının bu söylemin arkasında yer alması lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu kaybettiler. Çünkü bunu yapacak adam yok. Bizim gibi birkaç kişi var, onların da sesi fazla çıkmıyor. Öbür tarafınsa bu çok hoşuna gidiyor. Diyor ki ya biz saray yaptırdık, karşımızda bir Ebu Zer söylemi istemiyoruz. Buna tahammül edemeyiz. Karşımızda ne olsun? CHP olsun, Kürtler olsun, ulusalcılar olsun. Oo, CHP zihniyeti. Camiler ahır yaptı dedikten sonra tamam zınk diye orada %60 orada durur. Şimdi bu diyalektik yanlış. Türkiye'nin şartlarına uygun değil. İslami kökten gelen bir iktidara karşı İslami kökten gelen bir muhalefet söylemi olmalı. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi bak biz bunu nasıl yaptık? Eğer arkası gelse biraz buna inansalardı çorap sökü gibi gelecekti. Kardeşim, o Gezi dediğin yerde, nihayetinde oraya katılan antikapitalist Müslümanlar diye bizim katıldığımız gençlerle beraber toplasan 50-60 kişi. 15 bin kişi yeryüzü sofrasına oturdu mu, oturmadı mı?
Gezi'den bir ay sonra, Ramazan ayındaki yeryüzü sofrasında, Türkiye'nin en günah caddesi diye bilinen, pavyonundan, eşcinselinden, fahişesine kadar herkesin olduğu o caddede, şarap kokan, içki kokan o caddede 15 bin kişi yeryüzü sofrası serdi mi sermedim? Oraya oturdu mu oturmadım? Bunun biraz daha ilerisini düşünün, bakın ne olur. Bu insanlar dine düşman değildiler. Eğer bu söylem sürdürse bunun arkasında duracaklar. Hazırlar. Ama şimdi bunun öbür tarafta yankı uyandırması gerekiyor. Onların, mesela ben sağdan bakıyorum şimdi, böyle hafiften hafiften eleştiriler oluyor ama mesela Hakan Albayrak, Sibel Aslan, İsmail Kılıç Aslan falan bizim böyle 10 sene önce söylediğimiz şeyleri böyle yeni yeni söylemeye başlıyorlar şu anda. Ama bir taraftan da korkuyorlar. Oraya mı gidiyoruz, ne oluyor? Evet, buyur. Ben bir sorum var da sorum önce bir şey söylemek istiyorum hocam. Az önce bahsettiğiniz bu Zeytinburnu'nda size tepki gösteren insanlardan bahsettiniz. Bir sene önce sizi dinliyor olsaydım ben kendim, ben de aynı tepkileri gösterdim herhalde. Niye gösterdim? Çünkü insanlar kendi cemaat yapılarından dışarı çıkmayıp, cemaatin verdikleri, hani cemaat kısım sadece o çevrenin cemaat değil, bütün Türkiye'de zaten Müslümanların önemli bir kısım cemaat çatısı altında dinle alçalarını yaşıyorlar Türkiye'de, önemli bir Müslüman kesim. Onlar cemaatlerin verdiği gözlükle baktığı için hayatı, azıcık farklı şeyler söylediği zaman hemen onu dışlayıp, ondan sonra sapık ilan edip, ondan sonra ehli bidâ ilan etme eğilimi var. Dolayısıyla insanların sizi anlaması için bence birazcık kendi ihtiyat dolarından dışarı biraz çıkmaları gerekiyor gibi geliyor bana. Sorum da şu hocam. Kıyameti açıklarken şey demiştiniz, işte o insanları zulmeden, ondan sonra haklarını yiyen o para babalarının, merkezdeki para babalarının hesap vermesi şeklinde ifade ettiniz. Hocam, onları en çok temsil edenlerden bir tanesi Ümeyye oğullarıydı. Peygamber Efendimiz'den sonra bakıyoruz Hazreti Ömer döneminden itibaren Muaviye'nin Şam valisi olduğunu görüyoruz. Hazreti Osman döneminde de zaten bütün o Ümeyye oğulları belli yerlere geçik ediyor. İşte hakem onun şeyi oluyor, işte kalem müdürü oluyor falan. Dolayısıyla baktığımız zaman Ümeyye oğulları yine zengin bir hayata devam etmiş oluyorlar. Dolayısıyla peygamber ve sahabeleri bu anlamda başarıya ulaşamamışlar mı acaba? Başarıya ulaştı da yarım kaldı. Yani onu ben şöyle ifade ediyorum. Kur'an'ın sosyal reformları yarım kalmıştır. Hatta Kerbela ile beraber gömülmüştür doğduğu topraklara. Ondan sonra iktidarlar, imparatorluklar yoluyla değil, yani Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar, Selçuklular yoluyla değil, daha ona muhalif duran, daha kıyıda kenardaki akımlar, onların savunmaları, onların yazıtları, onların şiirleri, onların hayalleri ve birbirlerine nesilden nesile aktardıkları anlatılarla devam etmiştir. Benim Öteki İslam Tarihi diye bir çalışmam var. İslam'ın Ötekileri, Öteki İslam Tarihi diye. İslam'ın Yenilikçilerin biraz daha ilerisi yani. İnşallah onu yazıp bitirirsem tam bunu anlatıyorum. Yani Emevilerin, Abbasilerin, Selçukluların, İslam dünyasındaki sarayların ve saltanatın dışındaki akımlar kimlerdi? Onlar ne demişti? Ne söylüyordu? Bastırılanlar, yenilenler, yok edilenler. Mesela bir müfessir var. Ebu Müslim Horasani diye. Bu Mutezile müfessiridir. Benim yaşayan Kur'an kitabında ne kadar aykırı görüş varsa ona aittir. Aslında adamın 25 ciltlik tefsiri yok İslam dünyasında. Yakılmış. Yok. Nereden buluyoruz? Fahrettin Razi'nin Mefatül Gayb adlı tefsirinden ondan bahsettiği yerlerden çıkardım. Böyle iğneyle kuyu kazarak. Şimdi Fahrettin Razi onun aleyhinde konuşuyor. Ama şöyle bir dürüstlüğü var, onu teslim etmem lazım. Aleyhinde konuştuğu adamın fikirlerini olduğu gibi yazıyor. Bu zındık var ya, bu zındık diyor. Şöyle demiştir diyor. Orada yazıyor bir paragraf, ben o paragrafı çekip alıyorum. Onunla yorumluyorum ayeti. Böyle onun saldırdığı yerdeki görüşlerinden çıkartıyorsun adamın görüşünü. Kitabı yok piyasada. 25 cilt. Ve bakıyorsun bütün tespitlerinde adam doğru. Bütün tespitlerinde doğru.
Bunu nasıl yok etmişler? Bir o zamanın muhalif bir şey işte. Şimdi diyelim Hasan Sabbah diye bir adam var. Ebu Müslim Horasani. O yaşayan Kur'an kitabında Ebu Müslim diye parantez içinde geçen yerler vardır. Yani bu onun görüşü demek. Ebu Müslim, Ebu Müslim, Ebu Müslim diye geçer. Şimdi Hasan Sabbah diye bir adam var. Onun Melikşah'a yazdığı bir mektup var. Şimdi Haşhaşi diyor ya, Haşhaşi. Yalan. Bak adamın yapmaya çalıştığı şey şu. Diyor ki bu imparatorluk böyle bir saray yaptırıp oraya bir sürü harem odaları koyup oradan buradan savaşlardan kızları, kadınları toplayıp oraya hareme doldurup onlarla cari hayatı yaşamak Kur'an'ı değildir. Hazreti Muhammed bunu yıkmak için gelmiştir. İslam saraylarda yaşanamaz. Bu Sasani ve Bizans özentisi bu. Sizin yaptığınız diyor şeylere, Emevilere, şey Abbasilere, Selçuklara. İslam diyor en iyi küçük yerleşim birimlerinde, küçük küçük topluluklar halinde ortaklaşacağı yaşam biçimleriyle en iyi yaşanır. Bu Sasani'ye, Bizans'a karşı Peygamber'in Medine'sinden giderek alternatif bir yaşam modeli sunmamız lazım. Ben diyor bunu yapıyorum diyor. Onun için 360 tane yerleşim biriminde nüfusu 3'er, 4'er, 5'er binlik birbirine yakın yerlerde yerleşim birimleri oluşturuyor. Orada ortak değirmenler yapıyor, ortak şeyler yapıyor. Zengin yoksul ayrımı ortadan kalkacak diyor. Ve Abbasiler diyor ki bize dokunmayın diyor. Şimdi Abbasiler bunu kendilerine tehdit olarak algılıyor. Bu diyor yayılırsa bu saray yıkılacak. Bu nedenle bunları kale diyorlar. Bunlar da terörist diyor. Bu kalelerde yaşayan, haşhaş içiren teröristler diyor. İşte onların müritleri varmış, onlara cennet hayatı yaşatıyormuş. Kadın erkek bir arada bilmem ne yapıyorlarmış falan filan. Ya öyle bir şey değil. Şimdi onlar, bu şu anki eş başkanlık falan var ya, kadınları sizin gibi cariyelerde odalara kapatmıyorlar, ön plana çıkarıyor. Örgütte yer veriyor. Bizimkiler de bunlara diyor ki, saraydakiler, bak bak diyor, kadınlarla beraber yaşıyorlar falan diyor. Bütün kitaplarda o öteki İslam tarihi anlattığım çizgi hakkında söylenen ortak söylem şu. Ebu Zer-i Gıfari, Ebu Müslim Horasani, Karmatiler, Zenç İsyanı, Hasan Sabba, İsmaililer, Babailer, ta Şeyh Bedrettin'e kadar, oradan günümüze kadar ortak söylem şu. Bunlar malda ve kadında ortaklığı savunurlar. Hepsi bunu söylüyor. Hasan Sabbah Melikşah'a cevap veriyor, mektubu var. Malda ortaklık tamam. Çünkü mülk Allah'ındır diyor. Ama kadında ortaklığı nereden çıkarıyorsun? Namussuz diyor. Asıl onu siz yapıyorsunuz cariyelerle, saraylarda. Adam bir tane evi var ya, tek bir tane evi var, bir tane de hanım var. Ama şeyin, sarayda oturan sultanın 40 tane odasında 40 tane cariye var, her gün biriyle yatıyor. Asıl bunu sen yapıyorsun diyor. Gel gör ki, Hasan Sabbah berbat bir adam. Bizim sultan çok İslam dünyasının şanlı bayrakları. Bize böyle anlatıyorlar. Şimdi ben inşallah o kitapta bunu hepsini altın üstüne çevireceğim. Hepsi görecekler ne oldu. Ben okudukça şaşırıyorum. Hayretler içinde kalıyorum. Keşke yıllar öncesinden bu çalışmalara girseymişiz. Çok da geç kalmışız yani. Evet buyur. Konuşurken 5 dakikadır el havada duruyor da. Çok önemli. Şia'da, evet. Şia'da. Evet. İran'da Horasan diye bir kaynak var ama Ebu Müslim miydi? Başka yok o başka. Horasani çok. Horasanlılar çok olduğu için. O değil. Ebu Müslim Horasani evet. Onlar kelamda Mu'tezile'ye salabilirler. Olabilir yani. Öyle, o da olabilir ama başka Horasaniler de var. Onlar olabilir. O Şii değil Ebu Müslim Horasani. Hicri 450'de yaşamış. Böyle Gazali'nin falan çağdaşı. Bir de şunu sormak istiyorum. Ben kafama takıldım da sizin kilise teorisi olarak anlattığınız İsa Peygamber'in dönüşü şimdi kesin bu sureye dayanarak hem İsa'yı döndürüyor yeryüzüne, buna bir de yardımcı veriyor şey olarak İmam-ı Mehdi olarak evet. Bir de yardımcı veriyor. Bu bir adım daha ileri geçiyor. Bununla ilgili düşünceniz. Bir de şimdi İsa Peygamber'e dönüşü Allah'ın ilahlığına aykırı değil mi? Bunu savunma. Evet, şimdi
Şimdi bu geri dönecek şeyler çok olunca bunlar birbirine karışıyor. Şimdi arada trafiğin sağlanması lazım. Şimdi biri diyor ki Nuzul-i İsa haktır. Yani İsa'nın geri dönüşü haktır. Bütün sünni kelam kitaplarında bunlar vardır. Bununla ilgili bir sürü uydurma hadis var. Şimdi Mehdi'nin zuhuru da haktır. Kıyamete yakın zamanda Mehdi zuhur edecek. Bir de İsa geri dönecek. O zaman trafik karışıyor. O zaman ne olacak? Diyorlar ki İsa geri döndükten sonra peygamberin soyundan gelecek olan Mehdi'ye tabi olacak. Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Yani o şey Mehdi olacak. Ya şimdi bu sefer hangisi üstün? İsa mı üstün, Mehdi mi üstün? Mehdi'nin peygamberin soyundan geldiği için üstün olacak. Ama İsa da Allah'ın oğlu. Ama biz ona Allah'ın oğlu diyemiyoruz. Ama o da peygamber. Peygamber mi üstün, veliler mi üstün, nebiler mi üstün tartışması başlıyor. Ya o zaman burada basit bir soru. Hep bütün bunlar tuzla buz oluyor. Ya kardeşim sizin mantığınızla konuşalım. Madem geri döneceğine inanıyorsunuz, üstünü tartışmasını bırakın. Alemlere rahmet olarak gönderilen kim? En son peygamber kim? Niye o geri dönmüyor? Niye İsa dönüyor da ondan sonraki dönmüyor? Mehdi onun soyundan gelecek. Mehdi'ye ne gerek var? Kendisi gelsin. Dolayısıyla bak bunların hepsi saçmalık. Hiçbirinin aslı astarı yok. Uydurma, hurafe. Kur'an'da buna dair en küçük bir işaret. İşte en işaret biraz evvel anlattığım işte. O saat için bir ilimdir. Buradan bu yorumu çıkar işte. O kıyamete geri gelecektir. Bir de bir aşağıda İsa geçti, Meryem'in oğlu dedi filan ya. Şimdi ondan bağlantı kuruyor. Şimdi Kur'an bütünlüğü anlamında bunun Zuhruf suresiyle ne alakası var? Zuhruf'ta ne anlatıyor? Tanrı'nın oğlu mevzuya girdi. Onlara cevap vermek için bambaşka bir şey söylüyor falan. Dolayısıyla şimdi bundan hiçbirinin aslı yok arkadaşlar ya. Şu ana kadar ölmüş de geri dönmüş bir Allah'ın kulu yok. Kimse de geri döneceği falan yok. Kur'an-ı Kerim diyor ki inni mutevaffike. Seni vefat ettireceğiz. Senden önceki her şey vefat etti. Sen de vefat edeceksin diyor. Hocam binlerce kitap yazılır bu konuda. Tabii şimdi binlerce kitap yazılır. Mesela sen şimdi bu arkadaş İran'da da bugünlerde burada. Yok ben İran'da değilim. Ben Türkiye'de de İran'da. Yani İran'da diyorum. İranlı demiyorum. Şimdi İran İslam Cumhuriyeti anayasası tamamen bu Mehdilik üzerine kuruldu. Yani şu anda İran İslam Cumhuriyeti'nin veli fakihi olan Hameney, Hümeyni'nin yerine geçen Hameney'in amacı muntazır olan yani beklenen Mehdi'ye dünyayı hazırlamak. Hazır hale getirecek, Mehdi de gelecek. Devletin resmi itikadı bu yani. Resmi itikadı bu. Vatikan'da Papa'nın oturduğu kilisede bir ekran var. Ekranda gökyüzü görünüyor. Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde bir arkadaşım gitmişti oraya. Dört köşesinde gökyüzüne doğru kameralar kurmuşlar. Oradan Vatikan'a yayın yapıyor. Papa da oradan İsa gökyüzünden Kıyamet Kilisesi'ne inecek. Onun damına inecek diye rivayete göre oradaki kameralardan ekrandan onu gece gündüz nöbetleşe bekliyorlar. Evet. Koskoca Hristiyan dünyası, Vatikan dünyası, bizim Şiilik de oradan etkilenmiş. Bekliyorlar. Şimdi bakın bu dini açıdan hiçbir anlamı yok. Ama sosyolojik açıdan anlamı var. Nedir anlamı? Umuttur. İnsanlar umut ediyorlar ve bekliyorlar. Allah'tan beklemeleri gerekiyor halbuki. Yani o PK filminde olduğu gibi adres yanlış. Ya umut Allah'tır. Saatin bilgisi Allah katındadır. Gönderecekse Allah gönderecektir ve iş yeryüzündeki erdemli, dürüst, sırat-ı müstakimde yüzüren, ona ibadet eden kullarını seçerek gönderecektir. Bunu hepimiz olabiliriz. Mesela ahlakidir. Söylem sopma alakası yoktur. İslam eski dinleri reform etmiş, bu bekleme düşüncesini, intizar düşüncesini kaldırmış. İnzar ve intizar diye benim bir yazım var. Bana Dinden Bahset kitabında bir makale olarak orada onu okuyabilirsiniz. Orada ben bunu anlatıyorum. Yani eski çağlarda
intizar vardı. Bu ta eski İran'daki Sasani'ye kadar gidiyor. Mesela Hindu Jaina mezhebine göre yeryüzüne her 250 yılda bir tanrı kurtarıcı gönderir. Buna Jaina denir. Bu İslam dünyasında adı bunun Mehdi olmuştur. Kurtarıcı. Jainizm diye mezhep var zaten. Kurtarıcılık mezhebi. Her 250 yılda bir ruhani gönderir. Yeryüzü bu ruhanilerden asla eksik olmaz. Ve bunların yüzü sürülmesine yağmurlar yağar falan. Ve o kurtarıcılar her 250 yılda bir bittiğinde diğeri ortaya çıkar. İşte onun kendisi olduğunu söyler. İslam dünyası bu kurtarıcılardan öyle çok çekmiş ki onun etrafında öyle s**ler oluşturmuş, imtiyazlar yaratılmış, tekerler oluşturmuş ki bak bunun ben panzehirinin bu olduğunu söylüyorum. Şimdi birçok yerde soru sorulduğu zaman ben diyorum ki bir adam Mehdi olduğunu söylüyor. Kurtarıcı olduğunu söylüyor. Peygamberlik iddia ediyor. Diyorum ki direkten karşı çıkmayın. Bak tekel yaratıyorsa imtiyaz yaratıyorsa ve sektöre dönüştürmüşse reddet. Eğer Hazreti Muhammed kendine tekel yaratmışsa imtiyaz yaratmışsa insanın ayrı yaşamışsa soyunu tavsiye etmişse buradan bir zenginlik türetmişse kardeşim onu da reddet. Olmaz yani. Peygamberler bu için yapamazlar. Peygamberler bekçilik yapamazlar. Vekalet yapamazlar. Peygamberler dayatmada bulunamazlar. Eğer bir adam bekçilik yapıyorsa, ben sizin vekilinizim diyorsa, sizin adınıza, din adına konuşuyorum, sizin bilgilerinizi Allah'a veriyor, götürüyorum, Allah'la aramıza giriyorsa, bir sana din dayatıyorsa, o adam peygamberin yolunda değildir. Anladın, Kur'an bunların formüllerini hep veriyor yani. Bu ölçülere göre bakacağız. Bu ölçülere baktığın zaman sorun olmaz. Sen abi şey soracağım. Bu semboller tartışması yapıldı ya. Şimdi Kabe'nin olsun, ineğin olsun, işte sazın olsun. Sadece bir inanç kökeni mi var yoksa bunların tarihsel süreçte ya da ilk açığa çıkışlarında bir ekonomi politik bir yönleri de mi var? Yani bunlar bir şeye karşı bir şeyi sembolize mi ediyor? Yani insanlar, toplumlar hani gelecek nesillere bir şey aktarmak için sembolleri kullanır ya. Sembollerle hatırlatma diye bir şey vardır. İşte sinemada da böyle, şiirde de böyle. Hep semboller üzerinden bir şeyler aktarılır. Şimdi inekten bahsettik, Kabe'den bahsettik, işte bağlamadan bahsettik. Hani Kabe'yi biliyoruz. Bir şeye karşı bir ekonomi politik bir duruşun sembolü. Ve bunu çağlar boyu aktarmanın aracı iken sadece bir inanç şeyine indirgendiğinde anlamsızlaşıyor hakikaten. Ama mesela ineği nasıl okuyabiliriz? Mesela Hindistan'daki inek tarihsel süreçte ilk açığa çıktığında bir özgürlüğü mü getirdi? Yani o dönemin iktidarlarına karşı bir üretim aracı olarak insanlara bir özgürlük mü sağladı? Ya, böyle de bakabilir miyiz? Yani? Tabii tabii. Şimdi her birinin öyle bir şeyi var. Şimdi Kabe'nin şeyi ortak kamu alanı olması. Yani Kabe demek toplumun ortak evi demek. Ta Sümer'den beri bu vardır. Orası toplama merkezidir. İnsanlar orada toplanırlar. Herkes ihtiyaçtan fazlasını getirir ve orada paylaşılır, bölüşülür. Ortak ev demektir. Camilerin, mabetlerin, tapınakların kuruluş sebebi eski çağlarda toplumun ortak evi olmasından dolayıdır. Ortak kamu alanını ifade etmesinden dolayıdır. Bir de daha sembolik olarak Kabe aynı zamanda Adem'in evidir. İnsanlıkta yapılmış ilk evdir diye Kur'an'da anlatılır. Beyt Şeriat ve Oruç diye bir yazım var. Orada bunu anlattım. Yani evrim diliyle konuşacak olursak Adem Homo sapiens'tir. Yani ev yapan, şeriat üreten, hukuk üreten, ahlak getiren ve insanların mağaralarda, dere kenarlarında evlerde yaşamasını sağlayan insanlardır. Adem onların ortak simgesel ismidir. Ondan evvel de insanlar vardı. Ev hayatına geçiş insanlıkta bir sıçramadır. Bir erkek, bir kadın ve onun çocukları şeklinde bir evde yaşama böyle bir ileri bir aşamayı ifade ediyor. Ev, insanlıkta yapılmış ilk evdir diyor Kabe. Beyt. Neyse şimdi bunun sosyal anlamı var, ekonomik politik tarafları var. Şimdi Hindistan'daki inek de aslında verimliliğin sembolü.
Yani tarım toplumunda ortaya çıkmış bir dini figür. Makine yok. Mesela Türklerde at. Şeylerde inek. Hindularda. Tarım toplumunda öküz, inek. Her şey. Et demek, süt demek, çift sürmek demek, üretim aracı demek. Araplarda deve. Et demek, süt demek, üretim aracı demek. Deveye sahip olduğun zaman yoksulluktan kurtulmak demek. Rızık kaynağı demek. Dolayısıyla insanlar hayatlarında en etkili olan şey neyse Tanrı'yı onda görmüşler. Ve onda simgeleştirmeye başlamışlar. Şimdi bu zaman içerisinde dönüşerek şimdi ineğin boynuzu Tanrı'yı inekte görünce, inek hayvanında görünce ne oluyor? Bereketin, rızkın, bolluğun, etin, sütün, bütün nimetlerin simgesine dönüşüyor. Sonra onu temsilen o ortak kamu şeyine dönüşüyor. Onu temsilen bir kişi seçiliyor insanlar arasından. Yani ineğin yeryüzündeki Tanrı inekte görünüyor. İnek de insanlardan birisi tarafından temsil ediliyor. Ve ineğin boynuzu kralın tacı oluyor. Kral tacı mesela boynuzudur şöyle. Bütün firavunlardaki şey de böyle boynuzludur. İzis ve Özürüs Hindistan'dan Mısır'a geçince dişi inek yani boğa ve inek İzis ve Özürüs boğa. Kur'an'da geçen Bakara. Bakara suresi var ya Bakara. İnek demek. Mısır İmparatorluğu'nun simgesi. Firavun da inekte tecelli eden tanrısal ortak gücün insanlardaki temsilcisi. Dolayısıyla ineğin o boynuzları da taca dönüştürülmüş. O boynuzu taktığın zaman inekteki şey sana geçmiş oluyor. Ve Firavun da işte o. Bakara. Yeryüzünün şeyi Mısır'ın her yerinde Bakara figürleri ve resimleri var. Yani inek. İlk çağlarda Mısır'dan yavaş yavaş imparatorluk uygarlaşma sürecinde kralların ortaya çıkmasıyla beraber Mısır'a geçti. Orada boynuz kralın tacına dönüştü. Kur'an'da anlatılan Zulkarneyn. İki boynuzlu. Zulkarneyn. Karn boynuz demek. İki boynuz da kral demek. Araplar Zulkarneyn diye krallara derlerdi. Zulkarneyn kıssası demek bir kral hikayesi demek. Zulkarneyn kıssasında o günkü çağlarda iki tane boynuzu olan ve eski çağların o inek sembolünden gelen kral, Araplar arasında kral diye bilinen, işte kral diye bildiğiniz şey, sizin kral diye bildiğiniz şey aslında ne yapar? Kralın görevi nedir? Zulkarneyn üç yere uğratılır. Birinci gittiği yerde size sadece zulmettiğiniz zaman müdahale edeceğim der. Birinci toplulukla karşılaştığında. Sonra biraz daha yol gider. İkinci karşılaştığı yerde güneşle aralarına kimsenin girmediği bir halka rastlar. Onlara hiçbir şey yapmadan geçer gider. Üçüncü yerde de zulme uğrayan, saldırı tehditleri altında yaşayan bir halka karşılaşır. Halk onlardan yardım ister. O da onlara duvar örür, örer ve Yecüc ve Mecüc'ün tehlikesinden onları korur. Yecüc Mecüc de yeryüzünde fesat çıkaran topluluklar demektir. Yani şunu demek istiyor. Bir kralın görevi zulmedene müdahale etmektir. Kendi halkı halinde yaşayan halka hiçbir şey dokunmamaktır. Yardım isteyene de yardım etmektir. İnsanların yardımına koşmaktır. Araplara bu kral formatı, kral hikayesi üzerinden yeryüzünde yönetici olmanın meşru gerekçesi nedir? Kur'an bize bunu anlatır. İleride Zulkarneyn geldiği zaman orada onu anlatırız. Şimdi Zulkarneyn iki boynuzu demek. Hem Hindistan'da hem Mısır'da, Hindistan'da daha uygarlık düzeyine çıkmamışken yani bedevi halde İbn Haldun'un tabirleriyle Mısır'a geldiğinde de hadaret düzeyinde yani devlet, uygarlık ve sınıflı toplum
imparatorluk haline geldiğindeki halini temsil eder. İnek. İnek sembolü. Şimdi bunun gibi diğer dinlerin birçoğunda da mesela İsa, İsa'nın Tanrı'nın kuzusu olarak görülmesi. Şimdi eski çağlarda insanlar savaşırken birbirlerini yiyordu. Bu Adem'den önceki şeyde. Kan dökmek, leş yemek, birbirini yemek, enses ilişkiye girmek yasak. İlk tabular bunlar yani. Adem'in getirdiği şeyler bunlar. İnsanlık buna uydukça hayvanlardan ayrıldı. Ama önce birbirini yiyordu. Şimdi diyelim bir yere gidiyorsun, savaşta karşı kabileyi öldürüyorlar. Yeniliyor karşı kabile. Yenildiği zaman diyor ki ihtiyarlar sizin olsun. Genç, taze et istiyoruz. Ne kadar genç kız varsa, ne kadar genç oğlan varsa alıyorlar. O bildiğin kazanın içine atıp cahil yiyorlar. İnsanlar birbirini yiyordu. Şimdi bu bir müddet sonra şuna dönüştü. Dediler ki ya bu insanlıkta çok uzun süren çok acı bir dönemdir yani. 700 bin yıllık insanlık sürecinden bahsediyoruz. İnsanlar bu insan kurbanından zor kurtulmuştur. Ve iş şöyle demeye başladılar. Düşman kabileye yenildi ya. Yenildiği zaman ona diyor ki ya insanları alma, bunlar bizim neslimiz. Size şu koyunu verelim. İnek verelim. Şimdi koyunu verince koyun toplumun can kurtarıcısı oluyor ve o topluluğun totemi haline geliyor koyun. Niye? Çünkü bu koyun kendini feda etti. Bir sürü genç kızı ve oğlanı kurtardı. O zaman kendini bizim için feda ettiği için o bizim totemimiz diyorlar. Mesela kara koyunlar diyor, ak koyunlar diyor. Bu nereden geliyor? Kendine koyun diyor adam. Koyunu, ak koyunların bayrağında koyun totemi var. Bu totemlerin insanlık tarihinde ortaya çıkışına baktığın zaman bu insan kurbanları ile ilgilidir. Şimdi İsa, bak Hristiyan teolojisine giriyoruz. İsa'nın nasıl figür olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Hristiyan teolojisine göre Tanrı insanlığı yarattığına pişman oldu. Ve dedi ki ben bu insanlığın hepsini yok edeceğim. Beni yarattığıma pişman ettiler. Yeryüzünde kan döküp fesat çıkarıyorlar. Şimdi yenilen kabile ne yapıyordu? Kurban istiyor. Yok edeceğim sizi diyor. Koyun ona verilerek Tanrı o gazabı susturuluyor ve bu arada insanlık kurtulmuş oluyor. Şimdi bu figür Hristiyan teolojisinde Tanrı'nın kuzusu yani İsa figürüne dönüşüyor. İsa bile isteye kendini çarmıha gerittirerek Tanrı'nın gazabından insanlığı kurtarıyor. Yoksa Tanrı hepimizi mahvedecekti. Tanrı yeryüzünde insanlığın kökünü kazıyacaktı. Ama İsa dedi ki Tanrım, babam beni al. Gel beni çarmıha. Yani kendini kurban olarak, kuzu olarak verdi. Kendisini vererek tüm insanlığın totemi haline geldi. İşte çarmıh onu temsil ediyor. Diyor ki bu kendini bizim için feda etti. Eğer bu kendini feda etmeseydi hepimiz şu anda yoktuk. Büyük bir minnet duygusuyla ona bağlanıyor. O simgede onu görmeye başlıyor. Şimdi bu aslında çok tuhaf bir teoloji. Böyle akıl almaz bir teoloji. Daha bunda bir sürü teferruatı var da insanlıktaki bu kendini feda etme, kuzu olma şeyi ve diğer kabilenin diğer boylarını kurtarma, insanların diğer taraflarını kurtarma, yenilen kabileye de kendisini vererek, kuzu vererek, geri kalan hayatta kalmasını sağlayarak totem haline gelmesi. Şimdi bu aynı zamanda fedakarlık kültürünü de beraberinde getiriyor. Aslında bunun kökeninde toplum için kendini feda etme kültürü yatıyor. Yani ben kendimi kamuya adıyorum, yani herkese adıyorum, size adıyorum. Siz sağlıklı olun, siz yaşayın, siz tanrıların gazabından kurtulun. Size saldıran düşmanlar sizi yemesin diye kendimi ona atıyorum. Alın beni yiyin, bunlar yaşasın diyorum. Dolayısıyla bu kültür kendini feda etme kültürüdür. Ötekici bir kültürdür yani. Böyle gelişe insanlık tarihine tuhaf teolojilere kaynaklık etmiştir. Kökeninde yatan
İsa figürünün şeyi bu. Şimdi meclislerin bile ateşi var. Neyse oraya girmeyeyim. Onun da böyle buna benzer hikayeleri var. Ama hepsinin kökeninde şeyin Yasin'in dediği ya böyle sosyal bir fedakarlık olayı vardır. Ya bu kamucu kültür vardır. Yani veyahut da bir... Ağaç gibi mi hocam? Yani bir zaman sonra da ağaç denildiğinde Gezi hatırlanacak gibi bir şey. Tabii. İnsanlar sembolleştiriyor bir şeyi. Ya zaten tabii. Şimdi insanlar bak kahramanlarla ve sembollerle yaşarlar. Semboller olmayan bir mücadele asırlar boyunca süremez. Dinlerin sembol olmasının sebebi bu. İnsanlıkta dinler niye asırlar boyunca sürüyor? Çünkü semboller var, onlarla yaşıyor. Ama bunlar bir de bunların riski de var. Sembollerin kendisi bir müddet sonra egemenin eline geçer, hurafenin bizatihi danışkası olur ve insanlığa faydasız, insanlığın yani amacının tam tersi yere gelebilir. Diyelim Gezi'deki ağaç bundan yüzlerce yıl sonra bizatihi ağaç katliamının vesilesi haline gelebilir. Çünkü işte ağaç katletmenin sembolü ağaç olur mesela. Halbuki ilk çıktığında ağacı savunmanın sembolüydü. Böyle tersine amaca dönüşme diyoruz. Yani modern dünyada da dini figürler, yani o eski figürler yine insanlığın akışında kullanılıyor. Modern dünyadan da bu semboller kovulmuş değil yani. Tabii şimdi diyelim şimdi bu insanlar bak ritüelsiz yapamıyor aslında. Mesela diyelim saygı duruşu. Ben Fatiha okumam ama diyor devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu diyor. Ya da karanfil atar. Tabii işte karanfil atıyor, mum yakıyor. Yani insanlar, onun için bütün bu inançlar eğer tekele imtiyaz ve sektöre dönüşmediği sürece ben sorun yok diyorum bu nedenle. Çünkü adamı şimdi niye ölünün önünde mum yakıyor? Ya o mum yakma bir vefa duygusunun mum şeklindeki göstergesidir. Öbürünün ölüsüyle bir ihtiyaç kurmak istiyor. Şimdi bu peygamberler, bakın bütün bunların hepsi peygamberler tekele dönüşüp, imtiyaz yaratıp sektöre dönüştüğü anda geliyor. Diyor ki bunu tekeliniz alamazsınız, buradan bir imtiyaz çıkaramazsınız ve bunu sektöre dönüp buna izin vermeyeceğiz. Nerede peygamber çıkmış? Dikkat edin hep budur yani. Savaş mücadelesi tamamen budur. İsa'ya bak, Musa'ya bak. Hep itiraz ettikleri şey bu. İyi de İsa diyor ki niye bu tapınak sadece size ait? Niye vergi sadece size veriliyor? Niye Musa'yı sadece sizin soyunuz temsil ediyor? Neden? Böyle bir soy yok ki. Tanrı'nın tapınağı var. O tapınağa vergi veriliyor. Eğer vergi vereceksiniz sadece buraya vereceksiniz. Tanrı'yı sadece burada temsil eder. O da diyor ki neden? Bu tekel niye? Bu imtiyaz niye? Buradan bir sektör çıkarmak niye? Bak bütün kavga bu işte. Aynısını peygamber de Kabe'de Kabe'nin etrafına çöreklenmiş tefeci bezirganlara yönelik yapıyor. Enam suresi nimetler demek. Konusu da Kabe'ye getirilen nimetlerin bu tefeci bezirganlar tarafından nasıl iç edildiğini anlatılması. Diyorlar ki Kabe'ye getirilen deve eğer hamileyse bize aittir. Körse topalsa ölmek üzereyse Tanrı'ya aittir. Yani yoksula aittir. Niye? Niye kendini ayrıcalık çıkarıyorsun? Çünkü ben buraya hizmet ediyorum. Şimdi dönüyor dolaşıyor aynı şeye geliyoruz. Ben hepsinde de gördüğüm o üç şey. Hepsinde Hindistan'da da var, Zerdüştlük'te de var. O üç şey çektiğin zaman güp diye üzerine çökecektir. Başka hiçbir şey yaramayacaktır yani. Çünkü nerede insanların aleyhine dönüşüyorsa bir dini söylem, bir dini sembol, bir dini imge, onun bir artık anlamı kalmamıştır. İnsanlığın yararına çıkmış bir şey, insanlığın aleyhine dönmüşse kardeşim oraya bir peygamber gelir, ona müdahale eder, hayır bunu yapamazsın, bu insanlığın zararına olmaya başladı der.